Hadi anlat. Ya bizim şu antifriz berber yok mu? Hüseyin abi. Ha Hüseyin abi. Gittim oturuyorum koltukta. Ya dedim ki bir saç sakal cillop bir tıraş olayım. Bir ara içim geçmiş uyuyakalmışım. Bir uyandım böyle kolumda bir sıcaklık hissettim abi. İlk başta uyanamadım işe tabii. Ben dedim Necmi gerizekalı kendi kendine dedim tribe girme. Manyak rahat ol. Ama bir baktım sıcaklık sertleşiyor. Hüseyin abi. Hı. Nasıl böyle iyi mi abi? Yok yok biraz daha favorilerden alacağım köfteci. Onu demiyorum Hüseyin abicim. Yani oldu olacak bu havluyu da aradan kaldıralım. Et ete değsin sen de rahat et ben de yani. Aa, kusura bakma köftecim ya akşam ilaç aldım da. Yani acayip bir şey nasıl bir şey bilmiyorum yani. Deli bir şey yani. Ne yapmış yani adam? Çok dedirdin mi? Abi kolumda delik açtım resmen biliyor musun? Yapma ya. Şişt, oğlum gel tıraşa devam et hadi bakayım. Ben de gideyim şu cerahati bir atıp geleyim ha. Hadi tamam dikkat et. Adam yüzüğü gidecek nereden? Lan oğlum bir uzak durun bir ya Allah Allah. Tamam abi ya. Adam gibi temizle lan dükkanın önünü dans edip durma Totoş. Uğur Dündar görse ağzımız a**ar vallahi. O izmaritleri de al oradan. Bismillahirrahmanirrahim. Salih Usta. Biz bunun gramajından buluyoruz bu ustacığım yolumuzu zaten. Çok büyük yapıyorsun. 300 gram. Ne? 300 gram mı? 300 gram çok abi. Bunu al 280 yap. Bu sıcakta millete hamur yedirmeyelim ya. Hastasıyız dede. Of. Adam şu işi bir patlattın mı var ya. Asıl o zaman görünmenisiz. Kabroyu çektik mi altımıza? Spor bir şekilde böyle marşada basarız yanımızda manitalar. Hastasıyız dede. Camiasının en güzel ekmeklerini biz yapacağız evelallah. Gerek susamlı, gerek kepekli, gerek çavdarlı. Lokman, ver oğlum müziği. Ver odunu Salih Usta. Yansın ortalık anasını satayım. Ne yapıyorsun lan? Gözlüklü şirin. İki ekmek ver. Lütfen ama birazcık kibar ol yani değil mi? Lütfen. Babam iki ekmek istedi. 2 lira ver. Para yok sen ekmek ver. Allah Allah para yoksa ekmek de yok koçum. Babam o da para verme dedi. Ne diyorsun lan sen? Sen bizden aldığın paraları karılara yediriyor musun? Bütün mahalle senin ne işler çevirdiğini biliyor oğlum. Lan yürü git lan buradan. Seni kafanı gözünü kıçını başını kırarım lan. Ne diyorsun sen Totoş? Ekmeğimi versene lan çakal. Vermiyorum lan zorla mı? Sana ekmek pek yok yürü git. Görüşürüz canım. Öptüm canım. Tövbe tövbe estağfurullah. Lan camı kırdı. Lan. Ne oluyor lan? Alan seni var ya melek. Ha, camı kırdı. Abi. Ne bakıyorsun? Ne abisi? Allah'ım ya Rabbim neredesin lan? Adam bey. Bak şimdi eğer yanlışsa hayır efendim öyle değil de uyar beni tamam mı? Estağfurullah. Ama eğer gerçekse de evet efendim deyip devam edelim tamam mı? Tamam muhakkak. Ha, otur bakayım sen şöyle. Otur.
Servetçim, biz 300 milyar vergi mi ödeyeceğiz kardeşim ha? Evet, aşağı yukarı. Bize ne verecekler? Madalya mı takacaklar Servetçim ha? Daha neler? Bak şimdi Servetçim, para ne demektir? Para eşittir. Nedir eşittir? Şeydir yani genel olarak. Ha, değil mi? Şeydir. Güç. Güç. Para eşittir güç. Tabii tabii. Bak şimdi ben sana bir hikaye anlatayım şimdi. Ondan yıllar önce tabii. Böyle. Vay anasını satayım ulan ne günler be. Değil mi? Ne gülüyorsun lan? Anlatmadım ki zevzek. Yani siz anlatayım deyince böyle içten böyle bir şeysi oldu insan. Şerefsize bak. Bir de her şeyi açık açık itiraf ediyor. Şişt, yere döküyorsun. Uzun lafın kısası şu. Eğer o 300 milyar bana girerse... ben de sana girerim Servet. Duydun mu? Servet, bu işi hallet. Gel, gir gir. Gel, gel gir. Servet seni bekliyor. Aha gir. Efendim Servet, ne dedin? Tamam o iş, tamam. Yavrum, güzel karım benim. Bak anlatamıyorum ben sana ya. Ben kaç yıldır bu işi yapıyorum. Devletime, milletime, vatanıma bir kere bile yanlış yapmadım ben be. Bir kere bile. Yapmadın da ne oldu? Götün metrekare evde oturuyoruz. Bak Mümtazlara daha modada yeni teraslı ev almışlar. Ya Mümtaz haysiyetsiz bir kişi. Mümtaz şerefsiz bir kişi. Şerefsiz. Ben de mi şerefsiz olayım? Şerefsiz falan değil efendim. Şerefsiz falan değil. Adam işi kitabına uyduruyor. Sen de bir kere şeytana uysan ne olacak? Ya ben tüy bitmemiş yetim hakkı yemem. Ben bıktım bu yetimin kılından tüyünden be. 5 yıldır anamı ağlattın elin kılsız çocukları yüzünden. Ben devletimden 300 bin lira ver kaçırmam. Ne münasebet. Devletten kaçırmayacaksın ki. O şerefsiz patronundan kaçıracaksın. Ha oldu ol ha gel gel aha patron burada. Sen deli misin kızım? Patronu tanımıyor musun? Yakalarsa beni yakar yakar. Öyle öküz gibi ateşi elersen yanarsın tabii. Ateşi maşayla tutacaksın. Salak kocam benim. Yaklaş bakayım. Yaklaş. O benim minnoşum. Tatlışkom. Ha. Bu şirketin internet hesaplarını benim minnoşum yönlendirmiyor mu? Ha? Evet değil mi? Aha. Ha? Evet. Evet desene Servet. Evet işte ben evet. Tamam bir sorun çıkarsa internet korsanları yapmış diyeceksin. Der miyim? Dersin. Denir mi? Denir. Hadi çıkar. Aa. Çıkar. Akşam akşam şimdi ha? Çıkar çıkar. Böyle orta yere lak diye ha? Lak diye. Çıkar. Lak. Canım kocam benim. Aslanım. Fatma. Seni çok seviyorum bir tanem. Ulan bol koy dedim bunun pudra şekerini be abicim ya. Oho! Oğlum bu börekçi nasıl bantlamış lan bunu? Açılmıyor. Hah. Oh 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 oh. Ay ay canını yediğimi. Canını yediğimi. Lan! Lan!
Hikmet benim lan. Necmi bunu burada mı bıraktın lan? Ulan bunların hepsini buraya döktünüz mü lan? Lan ne yedirdiniz bana lan? Kapat o dükkanı. Anam. Anam ateş bastı. Anam. Anam. Niye koşuyorum ben? Çok yoruldum. Yorulmadım ben. İyiyim lan ben. İyiyim lan. Vah! Otobüs durağı. Otobüse binmem lazım. Kaçta geliyor lan bu otobüs? Otobüs gidiyor mu? Gidiyor. Sağdan yavaş yavaş gidiyor. Kadıköy mü? Yok, taksi. Allah! Ben de geliyorum lan taksime. Bir dakika, Akbil bassana. Akbil. Akbil'in nerede lan? İneyim ben en iyisi. Buldum. Allah'ım. Études dit travail, qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde. Qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Ne yapıyorsun ya? Manyak mısın nesin? İn aşağıya. Ben basıyorum. Hadi in aşağıya. Abi geleyim miyim ya? Hadi. Geleyim Taksim'e kadar. Hadi kardeşim manyak mısın? Geleyim abicim. Hadi! Bak attım onu ya! Şoför amca! Kapım kafana sıkıştı! Necmi! Necmi! Ne oldu Hikmet abi? Yok lan Necmi nerede lan? Vallahi bilmiyorum abi. Yarım saat önce çıktı. Nereye gittiğini söylemedi. Ne yapacağım ben şimdi? Hayrola abi bir şey mi var? Yok bir şey lan yok bir şey. Tamam abi bağırma ya. Ulan fırıncı! Yani baktın abicim. Yüksek müsaadele sığınarak telefona bakabilir miyim abi? Bak. Ne var lan Hikmet? Necmi! Ne yapacağım lan ben şimdi? Ne yapacağım ben şimdi? Neyi ne yapacaksın oğlum? Oğlum bana bir dalga bırakmıştın ya. Yedin lan ben onu. Ya ne dalgası kanka? Oğlum tezgahın üstüne o bereti bırakmıştın ya. Ben böreğin üstüne serpip yedim oğlum onu. Çok fenayım Necmi, çok fenayım. İçime sığmıyor lan. Tamam dur şimdi. Sen şimdi bak gidiyorsun benim ofise tamam mı? Kapıdan içeri giriyorsun ya. Kapının yanındaki kasanın, karşısındaki masanın... Yanındaki komedinin alt çekmecesini açıyorsun oğlum tamam. Orada bir kolonya şişesi var. Heh. Onu sen kolonya şişesini al. Böyle eline sür burnuna götür böyle kokla mokla açılırsın oğlum kendine gelirsin tamam. Ne anlatıyorsun sen be? Ne masası ne kasası be? Tamam. Lokman kaybol lan sen. Tamam abi. Nerede bu? Masa dedi. Masa. Masanın yanındaki kasanın anasının... Ulan... Ulan iblisin tozları... Yaktınız lan beni Necmi! Oh, my God.
Bismillahirrahmanirrahim ya. Evladım, yavrum. Bak, kartalı öldüren kendi tüylerinden yapılma oktur. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ne oluyor lan bana? Yavrucuğum, temiz bir vicdan kadar yumuşak bir yastık yoktur. Bak, bu işin sonu... Bu işin sonu nedir amcacığım? Buraya kadar geldin, söyle madem hepsini ya. Boktur. Biliyordum. Böyle bir şey olduğunu biliyordum ben. Ne yapacağım? Beş tane hoca. Allah senden razı olsun. Amcacığım, mübarek adamsın. Çok teşekkür ederim Beş tane hoca. Oğlum, sen bu olaylara karışma ya. Ya Gökhan, çıldırtma lan adamı. Anlat, anlat. İşlem tamam mı? Çok moralim bozuk kardeşim. Başlatma lan moralinden. Anlatsana oğlum Gökhan. Necla ile bozuştuk. Vah vah. Bize ne senin karınla ilişkinden be? İşlem tamam mı? Ondan bahset. Ya yenge, niye üstüme geliyorsun ya? Şimdi akşam oturduk böyle, yemek yiyoruz. Akşam akşam delirtme adamı. Muluz! Bana bak, bir de üstüne çıkmaya çalışma. Parçalarım senin ağzını yüzünü ha. Parçalarım. Delirttin beni. Manyak karı. Delirttin. Manyak karı. Kaçma, gel buraya. Yavaş ya. Gel artık sen. Hüseyin abi. Dur. Ne Hüseyin abi, kafasını patlatacağım. Ya, neyi patlatıyorsun be? Boşayacağım ben seni, boşayacağım. Neyce o, neyce o? Allah kahretsin. Recep, tamam tamam, sen evine git, ben konuşurum Serhat'la. Tamam tamam, sen de gir içeri, ne yapıyorsun hala ya? Gökhan, onu geç. Asıl mevzuya gel. Yenge, asıl mevzu bu değil zaten. Servetciğim bak şimdi. Gökhan'cığım, bak, evlilik kale gibidir. Dışarıdakiler içeri girmeye çalışır, içeridekiler dışarı çıkmaya çalışır. Anladın? Mahalleyi öldüğünden beri çok özlüyorum ya. Hakikaten Allah rahmet eylesin Muhalle abla, çok erken... Ne kalesi, ne muhallası be? İşlem tamam mı? Anlatsana. Muhalla derken Servet aradı beni. İşlemi yap dedi. Yaptın mı? Hüseyin abinin bilgisayarından yaptım. Hüseyin abiye bir şey demedin değil mi? Ya yenge saçmalama. Ev hanımı mıyım ben ya, dedikodu yapacağım. Hah. Paralar hesaba geçti. İşlem tamam. Tamam. Hah. Dı. Hah. Dı. Tamam. Ne oldu lan? Gökhan, ne oldu oğlum? Vasman ister. Tamam. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Sen oyun mu oynuyorsun? Yok ya, su faturasını yatırmayı unutmuşum da. Onu yatırıyordum. Stuttgart. Efendim abi? Almanya'dan dayı oğlu aradı. Stuttgart maçı kesin kazanacakmış. Arabanı sat, evini sat. Ne kadar malın varsa yatır Stuttgart'ta dedi. Ne diyorsun abi ya? 1-3 veriyor. 100 lira yatırdım, 300 lira alacağım. Haftalık rakı parası oğlum. Stuttgart boru değil ya. Kaçtı mı maç? Yarım saat sonra bağlayacağım. O zaman ben internetten oynayayım. Ama ne olur Necla'nın haberi olmasın, ağzıma sıçar. Yok, yanlış anlama da hani şimdi alkol. Ev hanım mıyız oğlum, biz dedikodu yapacağız. Servetciğim, yengeciğim, hesaptaki parayı aldım, şu Stuttgart'a yatırdım. 6 maçtır kaybetmiyorlar. Düşünsenize, 300 bin veriyoruz, 900 binimiz oluyor. Oldu mu? Şu Stuttgart çok güzel başladı maça. İlk yarı attılar golü. 90 dakika, 90, 1-0 öndeyiz. Hesi 90+3. 900 bin avuçlarımız da hamurt bastırıyor, bizimkiler direniyor. Sonra... Sakın kaybettim deme. Vallahi hakemin ibneli ya. O olimpiyat çocuğu Van Nistelrooy var ya. Attı kendini böyle. Attı kendini, hakem de çaldı diyor. Vallahi da benim suçum yok. Gökhan. Kardeşim benim. Güzel arkadaşım senin. Asıl ben koyayım. Fatma. Sus, sana da koyayım. Allah belanı versin. Alkolik. Ulan ben sana bu iş yapılmaz demedim mi ha? Fatma. Demedim mi? Bak, gel lan buraya. Gel lan benim, gel. Gel.
Hayırdır Adnan Bey? Servet, sende zamparalık falan var mı aslanım? Hayır Ayfer, hiç kesinlikle olmaz. Ha. Peki alkol, uyuşturucu bağımlılığı falan? Ağzıma sürmem yemin ederim. Ha. Peki benden çaldığın paraları yapacaktın hayvan. Aşk olsun Adnan Bey, çok ayıp. Yani beni buraya bunun için mi ya? Böyle küfür edip böyle kalbimi kırmak şeysinden mi yani? Burada bana kalkmış neler söylüyorsunuz yani? Ben şirketim için böyle canımı dişime takayım sabahtan şeysinden akşamın şeysine kadar şirketin muhasebesinde. Pazar pazar ben size konuyu mu anlatayım yani, keyfinizi kaçırayım? İnternet korsanları almış başını gidiyor. Şifreler havada uçuşuyor ve siz bana kalkmış. Teessüf ederim. Allah! 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 Ulan atayım mı seni buradan ha? Bana martaval okuyorsun. Yarabbi! gokanyilmaz@gmail.com Kadıköy'de tek elci. Senin çocukluk arkadaşın. Her hafta sonu beraber top koşturuyor musunuz? Öldüreyim mi lan ben seni? Ha? Allah aşkına beni affedin ne olursunuz. Lütfen karım yüzünden, Fatma yüzünden olur. Fatma! Sıçtın ağzıma Fatma! Sıçtın ağzıma. Ulan kalk, kalk! Ulan sen ne yavşak bir herifsin ha? Ulan sen ne yavşak bir herifsin? İki dakika içinde karını da sattın. Hayvan ol hayvan. Ne yapayım ulan ben seni? Ne yapayım ulan? Öldüreyim mi lan ben seni? Öldüreyim mi ha? Allah aşkına. Allah aşkına canım, bağışlayın, ben ettim, siz etmeyin ne olursunuz. Allah aşkına yalvarıyorum. Ben sana vereceğim. Ha? Ne? Sana son bir şans daha vereceğim. Verin efendim. Sen... Sen kalecisin değil mi? Ha? Evet efendim, evet. Ha. Bak, ne yapıyorsun, ediyorsun? Bu akşamki maçta kesinlikle gol yemiyorsun aslan. Ha? Gol yok. Gol? Yok. Yemiyorum, yok. Bitti. Durdun mu lan? Durdun mu lan beni? Hı? Gol yok. Bakayım aslanım benim. Yavşağa bak ya. Daha dünkü bo... Ne yaptığını zannediyorsun Servet? Hayatımda ilk defa zannetmiyorum. Yapıyorum. Nereye gidiyorsun? Kaçıyorum buradan. İster gel ister gelme. Kaçınca kurtulacağını zannediyorsun değil mi? Gerizekalı. Ayıp oluyor Fatma. Bok çukurun içine düşürdün beni. Şimdi oradan kurtulacağım. Nah kurtulursun. O herif cehennemin dibine bile girsen bulur seni. Ayrıca sen gül gibi karnı bırakıp nerelere gidiyorsun? Ne yapacak herifmişsin be? Fatma. Sümsük. Fatma. Rezil. Fatma. Erkek misin sen be? Fatma. Ne yapayım ben şimdi ya? Nerelere gideyim? Ne güzel kendi yağımızda kavruluyorduk. Bizim neyimize çakallarla dans. Fatma! Seni çok seviyor bir tanem. Canım kocam benim. Ha. Sen hep kendini olduğundan küçük görüyorsun. Kendinin farkında değilsin. Halbuki sende çok kamal var. Aa. Şimdi fark ettin mi? Ha, evet. Geçirdim aşkım, aç kaldım, susuz kaldım, mağdur oldum. Ay. Ama idare ettim kocacığım. Bir güneşe bir de sana bakamam. Bir ateşi bir elini tutamam. Fakat evi değiştirmek zorunda kaldım. Beğendin mi? Fena değil. Kaç oda burası? 3 oda bizim. Galiba. Yalnızlık bana ağır geldi Servet. Benim için de kolay olmadı Fatma. Senin susmuş dudakların. Hiç sesin gelme. Fatma, pusluk çok zormuş.
Hele sensizlik katlanılmazmış bunu anladın. Allah'tan Tayyar abi gibi abilerimiz vardı da bir şeyler öğrendik. Hayata dair, aşka dair. İçinde yar ateşi varken yakarmış, bakma bunu anladın. Geceleri bomboş ve karanlıktı, hep seni düşündüm. Ah geceler. Sensiz geceler. Özledim seni. Kutupta yaz. Ama zaman mı Fatma? Akıp gidiyor işte. Özledim seni. Şimdi buradayım. Karşındayım. Kollarındayım. Gör. Hastasıyız dede. Vay benim aslan abim, benim köfte abim. Ne yaptın öyle, öfeledim, parçaladım ben. Bak şimdi. Cüp 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 Sen gittikten sonra burada yeni yeni nesiller yetişti. Dedeler. Ne dedesi abi? Dedeler. Üç deyince. Öyle olmaz. Kız gibi olmaz. Aslan gibi bir kükreyinme dediler. Değdin üstüne basaraktan. Bir, iki, üç. Aslanlarım benim be. Taci, bu dedeleri iyi hazırlayacaksın oğlum. Taci, oğlum Taci. Seneye bu dedeleri Eurovizyon'a yolluyoruz. Hadi dedeler, sizi bekler nineler. Hadi dedeler, bekliyor nineler. Dede! Ya Köfte abi, orada kimse yok. Sen kimle konuşuyorsun? Nasıl? Yok abi. Nasıl yok lan Totoş? Yok Köfte abi. Nasıl yok? Yok mu orada nene? Yok abi. Yok mu lan dede? Yok vallahi yok. Hapın etkisi mi lan yoksa? Pişman mıyım lan ben? Vallahi pişman mı oldum lan ben? Harbi pişman mı oldum ben? İçimi bir pişmanlık mı kapladı lan benim yoksa? Pişman! Bir daha da depoya gelmem. Bir daha da depoya gelmem Taci. Bir daha da depoya gelmem lan! Pişman! Kardeşim, hapisten çıkıp direkt buraya mı geldin sen? Yok, önce bir eve uğradım. Ben görüşmeyi böyle bir kıralım diye bir espri. Ne bakıyorsun? Alkolü bırakma merkezi buyurun. Sağlı gel. Sollu sollu gel. Sollu gel. Gel sollu. Gel sollu. Gel sollu. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel abicim gel, korkma gel. Hop! Abi ne oldu? Abi hop dedim. Abi gel dedin. Ama hop da dedim sana. Of. Kasko var mı? Dolandırıcılıktan girmişsin içeri. Şimdi beni mi dolandıracaksın? Aa yok, ben onu bir izah edeyim isterseniz. Hiç izah etme arkadaşım. Hadi, hadi yürü git sen. Başka kapıya. Ancak Orkun Bey, yasalar gereği belirli miktarda bir sabıkalı çalıştırmanız gerekiyor. Burada yasa da benim, kanun da benim arkadaşım. Hadi bakalım, başka kapıya. Görüşme bitti diyorsunuz ha Orkun Bey? Evet, uğurlar olsun. Dosyanı al, münasip bir yerine diyorsun. Mümkünse. Kolay gelsin. Eyvallah. Siz hangi köklü çözümü isterseniz o olur. Hanımefendi, lütfen şarap içmeyin, üzüm yiyin. Bira içmeyin, arpa yiyin. Rakı içmeyin, anason emin. Ben teşekkür ederim. Ne demek, görevimiz. Lütfen, lütfen. Sen iş yerinde alkol mü alıyorsun? Hem de alkol bırakma merkezinde. Anam!
Doktor nerede ya? Böbrek tası düşünüyorum da o yüzden. Güvenlik hemen atın bunu buradan. Anam. Aferin, aferin. Aferin. O sarı kafa buraya gelecek. Söyleyin ona. Bekliyorum burada. Dünyaya bir daha gelsen arar bulurum seni sarı. Sarı kafa. Merhaba. Merhaba beyefendi. Arabamı alabilir miyim? Arabayı eşiniz aldı hanımefendi. Eşim mi? Ne eşi be? Ben evli değilim ki. O zaman herhalde erkek arkadaşınız falandı. Erkek arkadaşı mı? Benim erkek arkadaşım da yok canım. Nereden çıkarıyorsun sen? O adam kimdi hanımefendi peki? Ne demek o adam kimdi ya? Ne demek? Ne bileyim. Arabam nerede ya? Şimdi o araba buradaydı. Ya nasıl yaparsın? Ne ben evliyim ne de erkek arkadaşım var ya. Arabam nerede? Araba yoksa şey çalındı mı da? Yok yok. Kaçırıldı. Hayır. Kaçırıldı arabam. Kaçırıldı. Hayır öyle bir ya şey ya bu kadar gerizekalılık görmedim şimdi ben ya. Akrabanız falan var mı böyle? Sus ya sus ne akrabası? Tıklaz bu çocuk. Polis hayır mi? Bak karıştırmayın şimdi polisi falan. Memur bey hanımefendi. Memur bey şikayetim var hayır. Arabam kaçırıldı benim. Bakın bu yanlış makbuz öbür, öbür sokak arabam bu. Arabam kaçırıldı arabam lütfen. Hanımefendi Allah'ınızı seversen. Kadıköy'deyim evet hayır. Lütfen bir Kadıköy'de araç değiliz. Bekliyorum. Balmumcu'dayız. Kadıköy'de değiliz şey Kadıköy, yapmayın. Kadıköy evet bir siz saniye. Aldanmayın ben onun biraz aklında var biraz. Aslanım benim yahu. Oh, derya kuzularını yakalamışım. Aferin oğlum sana ya. Ah, bak kısmetimiz buymuş demek ki bu hafta. Ne yapacaksın? Kimse gelmeden şöyle çıtır ince bir kayıntı yapalım kendimize. Değil mi lan ha? Un sip. Allah! Ulan yoksa un almadın mı lan? Ulan gerizekalı sana sipariş verdim un al diye ya. Bu! Ha? Ulan Necmi, koskoca restoranız, koskoca restorana sen 1,5 kilo un mu aldın be? Allahsız seni ya. Neyse, bunlar şimdilik işimizi görür. Hoppa, gelin bakalım derya kuzuları. Derya kuzuları bunlar. Derya kuzuları. Be. Derya kuzuları. Evet, gel 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 bismillah. Oh. Hey yavrum. Of çıtır. Ne o? Kendine mi Müslümansın Hikmettin? Vay gel bakalım kayınço çok ya. Kimse gelmeden bir kayın mı yapalım dedim. Yazın kardeşim. Ayına sok. Balık elle yenir, elle. Eliniz de organ. Tavuk da elle yenir. Elle. Elle. Gökhan. Ne? Gökhan benim içim yanıyor ha. Oğlum bu hapların yan etkisi midir nedir bilmiyorum. İçim alev alev yanıyor benim. Hapların... Lan ben daha hapları yutmadım ki lan. Ne oluyor lan bana? Evet, oğlum garip garip bir şey oluyor bana. Gökhan ben daha önce böyle bir şey yaşadım. Ben bu dalgayı biliyorum arkadaşım içim. İçime sığmıyor benim şu an Gökhan. Yanıyorum ben. Halit! Gökhan! Allah'ım Necmi! Necmi yine mi lan? Yoksa onlar ulan Necmi! Biz ne yaptık lan? Bir, iki, üç. Dört yapma Gökhan kardeşim. Ne oluyor lan kafayı mı yedin? Kardeşim 6 saniye kuralı. Öldürmeyeceksin deme kıyma bana öldürmeyeceksin. Lan manyak mısın? Niye öldüreyim? Lan öldürmeyeceksen anam kaptıracağım ulan bana. Lan ne kaptırması? Aklına kötü kötü şeyler getirme Hikmet. Benim bilinçaltım. Oynama Hikmet! Hikmet! Allah! 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 Yazıyorum Mehmet abi! Allah!
Temiz ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Ben de, ben de. Hikmet! Hikmet! Neredesin Hikmet? Hikmet! Beni buralarda koyup gitme Hikmet! Gökhan, umutsuz bir ev kadını edasıyla Hikmet'i aramaktadır. Ne oluyor lan? Nereden geliyor lan bu ses? Issız parkın tenha bir köşesinde boş ve soğuk bir banka oturur. Ne oluyor lan? Nereden geliyor lan bu ses? Hanımefendi. Buyurun beyefendi. Kolonya var mı? Limon mu tütün mü? Efendim? Limon mu tütün mü? Limon mu tütün mü? Limon mu tütünü bıraktım. Limon olsun. Gökhan aniden banktan kalkar ve koşmaya başlar. Niye koşuyorum lan ben? Gökhan aniden durur. Tekrar koşar. Ne diyorsun lan? Tekrar durur. Bana mı dedin? Bana ne dedin? Tekrar koşar. Tekrar durur. Ne alakası oğlum sen? Gel bakayım buraya. Gel buraya. Gel. Tekrar koşar. Gel. Koşar. Kendinize gidin beyefendi. Ne oluyor lan? Bırakın lan beni. Ne oluyor lan burada? Saldırmayın lan. Dövmeyin beni. Biri beni dövecekse ben beni döverim. Yürüyün lan. Lan. Kolonya verin lan. Kolonya verin lan. Kolonya yok mu oğlum? Bir tane kolonya lan. Selamun aleyküm. Gençler. Ve her zaman genç kalanlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bahçesi var, bağı var. Ayvası var, narı var. Hatamızdan yadigar Halide Edip adı var. Hikmet, ne yapıyorsun? Hikmet, efendim, şov. Şov, dere boyu balıkçısı şovu. Alkışlar. Merhaba. Şşt, Hikmet. Hikmet. Hars. Kayıncı Gökhan Şov başlıyor. Salak kocam benim. Mahalleyi kurtarmak sana mı düştü? Ya Fatma. Eylem yapacağız şurada, eylem. Gece gece alışveriş merkezine girip sadece eylem mi yapacaksınız? Evet. Ne yapacağız başka? Ay orada o kadar böyle kuyumcu, antikacı, döviz bürosu dururken... Adem'de de hepsinin anahtarı varken... Ha, soygun diyorsun yani. Ha, gel. Soygun var burada. Gel. Bak soygun. Aa, bak anahtarların hepsi burada. Gel. Kızım, tekrar yakalanıp hapse mi düşelim? Eğer yakalanırsanız ilacın yan etkisi dersiniz. Oldu. Hı? Oldu kızım, sormazlar mı? Bu memlekette tek çakal siz misiniz diye. İlaca bak. Yan etkisi hırsızlık. Hadi saçmalama be. Yan etkisi anarşiklik oluyor da hırsızlık niye olmuyor? Deney değil mi bu? Kobay değil misiniz siz? Ha? Kobayım benim. Ha? Kobayım benim. Servet, aşkım. Bak ben malları gizlice çalarım. Siz de baktınız yakalandınız, çok pişmanız dersiniz. Nah derim. Onurlu bir direniş bu. Onurlu bir hayat. Hep arzuladığımız, beklediğimiz sadece bugün değil, 80'ler öncesi ve sonrası, 90'lar, 2000'ler. Yani hep, yani milenyum. Düşün. Olasılık, atom fiziği ve bizi biz eden amansız sevda. Servet olmak da ayıp değil, Fatma olmak da. Beni sıcak bastı Servet. Soyum, patron benim. Oo. Ne güzel söyledim ben. Patron benim. Ben ne istersem o olur. Sen ne istersen o olur aşkım. Beni siz deliktiniz. Evet. Siz. Kırmızı ışıkta geçen şoförler ve boşverli türküler.
boşverli türküler, sahil yolundaki kazalar, denize düşen şu uçak, beyaz camda hayvanlar ve reklamlar, yeşil camda baldır bacak, yeşil camda baldır bacak. Vay, rüzgar geçirmez. Oh, ama çok şık ya. Sen ne yapıyorsun Fatma? O kolundakiler ne? Kızım erkeğim. Avcım benim. Fatma! Çabuk çıkar onları, çabuk! Onurlu bir eylem bu. Onurlu bir hayat, çabuk! Hey, avcı her şey yolunda mı? Hop dostum, sakin ol, sakin. Hey gençler, nasıl gidiyor eylem ha? Latino bombastico. Hikmet! Köfte. Muhasebeci. Necmi. Hikmet. Gökhan. 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 Gökhan! Ne oldum dememeli, ne oluyor lan demeli. Oo, bildiğin havaya ihtiyacı var. Açıl, açıl. İnanamıyorum, oh my god. Adam göz göre göre gözümüzün önünde gidiyor vallahi. Vallahi billahi. Saçmalama ya, efendim olur mu? Taş gibi insan mı? Maşallah var yani. Oğlum arkamda nasıl bir insanlar lan? Hadi bakalım. Peki. Bir iki üç dört. Çemirdin kafasını ya. İyi akşamlar Leyla Hanım. Nasılsınız? Valla ben hiç iyi değilim. Siz nasılsınız? Ya, sağ olun ya valla. Güzel yani tabii sizi gördük daha güzel olduk. İyi çok sevindim. Tanıdınız değil mi beni? Ha? Beyler yoksa normalde. Beyler sıçtık. Polisler dışarıda lan. Etrafımız sarılmış oğlum. Allah ne alakası var oğlum? Ne bileyim lan? Allah'ım sen bize yardım et ya Rabbi ya. Ya dur bir dakika, bir dakika. Kimse dışarıya çıkmadı ki. Evet. Leyla. Eğer sen yaptıysan çok darılırım bak. Ben seninle ciddi düşünüyorum. Ay ne alakası var canım? Ben sadece Twitter'ıma burada gerçekleşen olayları şimdi adam düşünce, bayılınca falan ben onu Twitter'ıma yazdım. E tabii takipçilerim, followerlarım çok olduğu bakımından mütevellit. Herhalde oradan böyle bir yansıma, oradan oraya bir zincirleme, bir atlayış oldu herhalde. Ya ne karıştırıyorsun Twitter'ı, Twitter'ı? Ne var canım? Aa. Allah kahretsin be! Allah'ım sen günahlarımızı affeyle ya Rabbi ya. Ne yapacağız lan ha? Ne yapacağız? Bekleyeceğiz, göreceğiz. 70 milyon gördü zaten bizi. Rezil olduk anasını satayım. Ben size demedim mi oğlum bütün Türkiye bizi konuşacak diye? He, bütün Türkiye bizim ne kadar mal olduğumuzu konuşuyor şimdi Servet. Biz mesajı yanlış verdik ya. Mesaj yanlış. Tüketmeyin, tükenmeyin. Bu ne lan? Tükendim ya. Vallahi beni de tükettin Servet. Bittik oğlum, bittik. Daha ötesi var mı? Şahitler konuşunca büyük patlayacağız. Of, of. Fatma, seni çok seviyorum bir tanem. Mahkemelerde yalnızım, odalarda ışıksızım, katıksızım Fatma. Servet bir sus, gerizekalı sus lan.
Gelin. Şimdi sıra sizde. Amına koyayım, her yerde ikinci sınıf muamele ya. Haydi. Vallahi Hakim Bey, biz namusumuzla para kazanalım dedik. Ama bu ülkede namusunla para kazanmak çok zormuş. Onu gördük. Vallahi hakim baba, bir sıkıntı yok. İyilik, güzellik. Bizle yana bir dert tasa yok yani. Zaten bu şartlar da olacak o kadar. Olacak o kadar program mıydı, ne oldu? O yayından mı şey yaptılar, kaldırdılar? Bir şey oldu ama anlamadım ben. Öyle yani hakim. Efendim. Ben de sizin yerinizde olmak istiyordum. Hukuk okuyacaktım. ÖSS puanım yetmedi. ÖSS ya iki sınavdı bizim zamanı. 157. 157 ÖSS'den olmadı benim yani. Ama biz genel olarak sistem kurbanıyız. Eesi hukuk okuyamadım. Hakim Bey amcım, ben tam olarak işte arkadaşlar tükenmeyin dedi. Tükenmez kaybı tükenirken bizim yapmamız yani sistem olarak. Çok özür diliyorum ben sizden. Büyük adaletinizi sığınıyorum ya, ortada yazıyor adalet mülkün temelidir diye. Ben o temellerin hiçbir şeyini bilmiyorum. Affedin bizi. Otur evladım, otur. Vallahi billahi Allah berabersiz bir daha yaparsam iki gözüm ölüm aksın yani. Tarihi geçmiş. Bu sütün kullanma tarihi geçmiş. Zaman su gibi akıp geçiyor be teyzeciğim. Sen şimdi kafana takma bunları. Hemen eve git. Vakit geçirmeden açın için amcayla. Hadi teyzeciğim, hadi benim güzel teyzeciğim. Terbiyesize bak. Bir de benim karşıma geçmiş neler söylüyor bana. Ben sana bu sütün zamanı geçmiş diyorum. Anladın mı sen beni? Aman almazsan alma be! Almazsan almaymış. Seni vallahi gidip şimdi belediyeye şikayet ediyorum. Utanmıyorsun değil mi? Ben senin annen yaşındayım. Abart, abart, abart. İyice abart, iyice abart, abart. Abartıyorum. Neyin peşindesin teyze sen ya? Neden beni geliyorsun? Ne oldu? Emekli maaşın mı yatmadı yoksa? Utan. Utan, utan, utan. Rezil adam. Rezil adam. Şimdi gidiyorum. Vallahi billahi şimdi gidiyorum. Utanmıyorsun değil mi sen? Annen yaşındayım ben senin. Terbiyesiz. Aa, bak göreceksin sen. Bak göreceksin. Al. Tamam, tamam. Kıralım. Hepsini kıralım. Kıralım böyle. Kıralım. İçeri rahatladın mı? Mutlu musun? Kıralım hepsini kıralım. Al, al bunu da kıralım. Al. Aa, kıralım. Oo. Kıralım hepsini. Ha? Bak manyağa bak manyağa. Kesin amcayı gömmüşsündür sen. Manyak. Fırat! Fırat! Paspas getir lan. Süt döküldü. Recep abi nereye gidiyoruz acaba? Ebene gidiyoruz. Efendim abi? Kes lan. Ünal Bey nerede? Vefat etti abi. Efendim? Kalp yetmezliği. Ünal Bey, haciz işlemini başlatıyorum. Lütfen zorluk çıkarmayın. Hadi arkadaşlar. Ne diyor oğlum bunlar? Biz birkaç aydır vergi ödeyemiyoruz. Ne muhtasar ne stopaj. Neden ödeyemiyoruz? Kasada 100.000 gibi bir açık var, o yüzden ödeyemiyoruz. Kasayı niye açık bırakıyorsun Servet? Nerede bu paralar? Yedim. Yedin mi? Nasıl yedin? Hakikaten yedin mi ya? Mecburen yedim. Daha doğrusu karım yedi. Fatma. Bütün Nişantaşı beni konuşacak. Gideceğim 1.000 dolara ayakkabı alacağım. 1.000 dolara değil, 3.000 dolara alacağım. Hayır! 3.000 dolara değil, 5.000 dolara alacağım. Aynur hasetinden çatır 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 çatlayacak. Ben dedim ki güzel karıcığım dedim, yemeyelim dedim şu paraları. O bana dedi ki yiyelim ne olacak. Ben dedim yerine koyamam. O dedi koyarsın, koyamam, koyarsın. Koyamadım. Servet. Ben seni Ünal Bey, ölüyorsunuz. Pozitif olun, pozitif. Derin nefes alıyoruz. Ünal Bey. Yani söyleyeceğim şu. Madde bağımlılığı farkındalık ile son bulur. Şimdi olan biten her şeyin farkındayım. Hatta farkındalığım bile hastasıyız dede. Tut 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 t
Necmi Bey, iyi misiniz? İyiyim, kendimdeyim. Ve burada yani gençlerin de maskarası olduk ya Pınar Hanım. Farkında mısınız? Farkındayım Necmi. Peki sen denetimli bırakıldığının farkında mısın? Farkındayım Pınar Hanım. Devam et oğlum. Tamam. Kusura bakmayın. Helal helal oğlum. Heyecanlandı tabii çocuk. Neyse, gençler konuşmuşlar, anlaşmışlar. Hüseyin abi, taşak mı geçiyorsun ya? Kız konuşamıyor zaten. Gençler bu şekilde anlaşmışlar. Zaten anlaşmak için konuşmaya da gerek yok. Değil mi Cemile Hanım? Siz de bilirsiniz. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan nedir bilmez onlar. Yalanlarınız iki Hüseyin abi. Çok haklısınız Hüseyin Bey. Biz de beyim rahmetli olduktan sonra kızımla geçinip gidiyoruz. Ya para da pul da gözümüz yok. Benim tek istediğim kızımın mutluluğu. Tabii canım. Acele işe şeytan karışır zaten. Hüseyin abi. Muhabbet sıktı seni galiba biraz. Ya iki dakikada bir kendini bozuyorsun. Çıkalım bir hava alalım istiyorsan. Gökhan, sen konuşsana abi ya. Bu Hüseyin abiye ne oluyor oğlum? İki saattir karayı yaz... kafası bularak su akar yolunu bulur. Küçük tencere çabuk kaynar. Yavru kuşun ağzı küçüktür. Minareden at beni, in aşağı tut beni. Kafayı yediniz de... Cemile Hanım teyzeciğim. Şimdi bu Hikmet 10 numara çocuktur. Tamam mı? Ciğerini bilirim. Kumarı yok, alkolü yok. Yani eline kız eli değmemiştir. Büyük ihtimalle de mihriban kızımızın eli Hikmet'in eline değen ilk kız elidir yani. O yüzden bu Hikmet 10 numara 5 yıldız 24 ayar altın bir çocuk, öyle bir model yani. Yürü Hüseyin abi. Yani Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle biz de kızımız Hikmet'i oğlumuz Mihriban'a istiyoruz. Ne oldu, yanlış bir şey mi söyledim? Niye hepiniz birden bana bakıyorsunuz oğlum? Niye sürekli benim üstüme oyun oynuyorsunuz lan? Hay yeter bana, danallar geldi. Tut şunu servet. Atman. Teyze, veriyor musun, vermiyor musun? Ben mi? Çüş deve, seni ne yapalım teyzeciğim? Kızını diyorum, veriyor musun? Bir sorayım, kızıma sorayım. Oldu, bir de onu bekleyecektik. Ben hallederim. Kızım, sen bu adamı istiyor musun? Atma. He? Tamam, güzel. Sordun annene, he de. O zaten he diyor. Sen de baktın, çok sevdin. Değil mi istiyorsun? He de bakayım, he mi? Ha? Ah, gülüyor, gülüyor. Maşallah. Oldu bu iş, Hikmet oldu. Hadi kalk, ananın elini öp. Sen de şurada kalk, canını elini öp. Hadi bakalım, benim kızım. Aa, bir müzik söyleyin şöyle. Hadi bakalım. Hadi canım. Hadi. Bravo beyler, bravo! Öyle koyuyor adama. Bir şey söyleyeyim mi? Bu doping moping fena dalgaymış ha. Ben var ya, bir maç daha çıkarırım. Ya yalnız benim de kalbim çok fena atıyor ya. Böyle hızlı hızlı bir çarpıntı. Dopingten mi lan? Bende de acayip ter yaptı abicim. Bende bir şey yok. Sizinki tamamen psikolojik. Sen bir maçı daha bok çıkartırsın. Senin de kalbin atıyor zaten. Atmasa ölürsün amına koyayım. Hadi lan. Dert etmeyin, geçer. Lan! Metin! Parayı buldun mu lan yoksa? Yok, bulmadım aga. Onda 2 kilo Yozgat turşusu var, tamam mı? Yerik, içimiz yanar böyle. Oğlum sen geri zekalı mısın lan? Al götür, yengenin dilini açtır işte. Kardeşim benim ya! Senin taşacaklarını yerim lan ben!
Oy. Ya Hikmet, aşırı reaksiyon gösteriyorsun. O ne lan? Arkadaş çevrem çok bozuk ya. Lan çok heyecanlandım o yüzden ya. Acılar ben kaçar, tamam mı? Hadi bakalım. Arayın ya aramayın fark etmez. Hadi bakalım. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Kendine iyi bak. Şerefsiz. Eyvallah. Ay be. Yalnız beyler bu iş çok kolay oldu. Bunda var. Uyandırayım. Yok be oğlum. Para işte. Çil çil para. Psikolojik. Anne, Mirvan nerede? İçeride yavrum. Parayı yatırınca ona ameliyata hazırlayacaklar. Bekliyoruz burada. Hazırlıklar başlasın o zaman anacığım. Parayı tamamladım. Siz bunu alın, ben Mihriban'ı beklerim. Sağ ol yavrum, sağ ol. Sağ ol. İnsanın evladı olması için kan bağına gerek yok. Allah senin gibi bir insanı karşıma çıkardı ya. Dünyanın en mutlu insanı benim. Allah senden razı olsun. Gelsin. Bir hastayla ilgili bilgi alacaktım. Sağ olun, çok yardımcı oldunuz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Bir hastayla ilgili bilgi alacaktım. Kendisinin adı Mihriban Dürüst. Ses telleri ameliyatı olacaktı da. Bir bakar mısınız ne zaman çıkıyor ameliyattan? Epeydir bekliyorum da. Hemen bir kontrol edelim. Allah'ım inşallah başına bir şey gelmemiştir. Yalnız böyle bir kaydımız yok. Böyle bir ameliyat da olmamış. Emin misiniz hanımefendi? Evet. Bir daha kontrol edin lütfen. Mihriban Dürüst. Yok, yok beyefendi. Nasıl olur ya? Ben saatlerdir bekliyorum kendisini. Yukarıda annesiyle biz karşılaştık. Yok mu gerçekten? Yok beyefendi, böyle bir kaydımız yok. Ben kimden bilgi alabilirim peki bununla ilgili? Güvenliğe gidin. Nerede? İleride. Teşekkürler, sağ olun. Nereye gidiyor lan bunlar? Abi geçmiş olsun. Dolandırılmışsın. Dolandık. Ne diyorsun lan sen? Sevdiğim kadın oğlum benim o. Evlenecektik oğlum biz. Bu görüntüler yalan değil mi lan? Montaj değil mi bunlar? Montaj değil mi lan bu? Yalan söylüyorsun değil mi lan bana? Montaj değil mi lan bunlar? Montaj değil mi lan? Manyak mısın lan sen? Kes lan! Allah'ım sen aklıma mukayyet ol yarabbim. Hikmet sakin ol. Sakin ol. Ne yapıyorsun lan? Güle güle lan! Montaj bu! Montaj! Montaj lan bu! Mihriban! Bu bana yapılar mı lan? Mihriban! Mihriban! Bu ne lan? Bu ne lan? Kiralık ne lan? Kiralık ne? Ne yapıyorsun kardeşim? Lan burada oturanlar nerede? Nerede lan burada oturanlar? Neredeler lan? Taş yok mu lan? Taş yok mu lan? Taş! Lan! Lan! Manyak mıdır nedir ya? Aşkım. Mihriban! Sen nereden çıktın be? Sen Mihriban değilsin. Ne Mihriban'ı kardeşim, ben Hülya'yım. Getir lan sen! Kardeşim sen ne kadar tanıyorsun bunu ha? Konuştunuz mu, anlaştınız mı? Ne kadar tanıyorsun? Bir dolaba bindirmesin seni. Ne oluyor? Recep! Recep yakala şunu, tut! Ne oluyor yakala lan? Ne oluyor? Yakala! Allah kahretsin seni be! Allah kahretsin!
Memur! 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 Alın beni içeri abicim, alın beni içeri. Al beni, al beni, al beni. Yürgit kardeşim, manyak mısın nesin? Allah Allah. Alın beni içeri. Ya kendime zarar vereceğim ya başkasına. Ne olur Allah'ınızı severseniz. Tut, tut, alın tut. Beni içeri. Ne yapıyorsun kardeşim? Çek. Kardeşim, bak çek. Yemin ederim ben avukatlıyım ben yani. Çek dışarı. Allah Allah. TC kimliğimi vereyim bakın ya. Kardeşimiz var, bir de seninle uğraşacağız. Defol gitme. Yürü, yürü. Allah'ınızı severseniz içeri alın. Ne olur ya. Allah'ım aklıma mukayyet ol ya Rabbim. La memur! La memur! Gel bakalım, gel bakalım. Sıkıyorsun. Abi adam kafayı yemiş ya. Memlekette herkes kafayı yedi kardeşim. Aynen. Lan! Al, al beni içeri al. Bu da mı offside lan? Al, al, al. Problemli misin kardeşim sen? Hayır, yani evet dedemiyorum ben. Şu anda çok duygusal bir kaosun içindeyim. Sorularınıza net bir cevap. Ya komiserim affedersiniz. Bir travma geçiriyor ya şu an. Çok üstelemesek olmaz mı? Olur. Şimdiki çocuklar, bu iki karı tam bir şebeke. Analı kızı çalışıyorlar. Dolandırmadıkları adam kalmadı yani anlayacağınız. Ulan bir de dilsiz numarası yapıyor ki namussuz. Herkesi inandırmış. Nerede geri zekalı var? Önce kendini aşık ediyor. Sonra ameliyat parası falan filan derken anladın mı? Pır uçup gidiyorlar. Ha, hatta bakın durun. Diğer kamilleri çağırayım da görün. Birbirinizi tanıyın yani. Gelsinler. Bak. Bu kamil sevgilisi 50.000 lirasını çarpmış. Bu kamil sözlüsü 55.000 lirasını çarpmış. Bu nasıl bir kamilse yeni tanışmışlar ama 30.000 lirasını çarpmış. Sen nesiydin Hikmet? Biz öyle aile arasında naçizane ben nişanlısın. Tabii. Kıdeme göre en fazla sana çakmış. 70.000. Harz. İfadelerinizi alsınlar gidebilirsiniz. Sağ olun komiserim, kolay gelsin. Yürü. Tanıştığımıza sevindim. Büyük geçmiş olsun kardeşim. Yürü zırlama, rezil ettin bizi. Kamil bunlar ya. Lan aşağı! Alo! Ulan Gökhan! Köfteniz mi? Ulan anam avradım olsun! İnmezseniz yakarım ulan bu mali! İnin ulan! Oha! Oğlum bu herifler bizi resmen pert etmeye gelmişler lan! Çok kalabalıklar! Lan! Gökhan! Oğlum birinin elinde kasatura var lan! Tamam. Kimse ışığı açmasın, tamam mı? Herkes sessiz olsun. Bağırır, bağırır giderler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sessiz ver selamı, sessiz. Kapı gitti mi lan? Kapı gitti mi? Kitle, kitle. Bizim dayak yemek bizim fıtratımızda mı var ya? Ne dayağı lan? Ne dayağı? Adamlar bizim kapımıza kadar gelecekler. Bize burada artistlik yapacaklar. Ben de böyle perde arkasında saklanacağım ha? Ben geliyorum kayınço, ben. Sus, sus lan, nereye git o? Necmi, sakin ol. Adamlar 10 kişi. Kayınço, azdan az, çoktan çok gider kayınço. Biz, biz Fikir Temel! Hiç, hiç. Köfte. Adamların sistemi çok iyi oğlum. Biri devamlı kenardan küfredip taciz ediyor. Öbürküne mütemadiyen sırtına sırtına vuruyorlar. Ama kafaya hiç dokunmuyorlar. Ah kardeşim ya. Sabır. Ulan benim kardeşimin canını yakanın ben canını alırım lan! Gel kardeşim, gel şöyle. Keşke gitmeyeydin. Ya. Allah'tan ağzıma soktular. Yoksa abdestim bozulacaktı. Ah benim kardeşim. Necim haklı abicim. Çok pis kumpas kurmuşlar. Kapıdan çıkar çıkmaz kızılderililer gibi etrafında dönüp fırtınalar. Mihriban'ın gelişimine bu kadar koymadı ya. Şunu çekemedi.
Yani iyi ki kılık kıyafet değiştirdi. Hiç dikkat çekmiyoruz ha. Çok yakışmış Necmi. Bunun ha çok sıkıyor ya. Aç. Esnet ha. Esnet zorlat biraz böyle. Aç şunu gerdir. Abicim bence kaçıyorken hacca gidelim. Hem tavaf ederiz hem de tövbe ederiz. Sıfır yeni bir hayata adım atarız. Arkadaşlar tamam artık her şey için çok geç. Adamlar kapıda şimdi ikiye bölünüyoruz. Poyrazköy iskelesinde buluşuyoruz anlaştık mı? Tamam. Allah'ıma binlerce şükür verilmiş oh! Sadakamız varmış. Vallahi kurtulduk. Harikasın aşkım. Öp. Servet. Servet yola konsantre ol. Yapma kürek tamam. Yapma. Tamam, yola konsantre ol. Yola. Bak Poyrazköy'e Sarıyer üstünden gideceğiz. Haritada öyle gösteriyordu. Tamam. Poyrazköy'e Sarıyer üstünden. Evet. Ulan mal. Sarıyer Avrupa yakasında. Poyrazköy Anadolu yakasında. E tamam Avrupa yakasından gideceğiz Varna'ya zaten. Varna Avrupa'da değil mi oğlum? Varna'ya denizden gideceğiz gerizekalı. Tamam sakin ol sevgilim. Karışma şoföre karışılmaz. Konuşma be konuşma. Sen yine de Sarıyer üstünden git. Gözünü seveyim Poyrazköy'e yetiştir bizi ya. Poyrazköy'e yetiştir bizi. Tamam. Yetiştir kayınço, ya. Tamam sakin ol. Yetiştir delirtiriz anlama. Yine bu adam kullanacak arabayı. Tepsinli davranalım. Başlamadık. Tamam vurma. Yeter ya. Kardeşim ne olur sen de dikkatli git ya. Allah. Allah'ım nasıl bir şey düştüm ben. Kurtulduk oğlum. Hadi Yırttık. Yırttık. Harbiden yırttık be. Gel. Son, iki, üç, ve Deneboyu. Necmi, yemin ederim beni deniz tuttu ha. Tamam, bir dur be oğlum ya. Lan dur, nereye kusursun? Lan, ya, lan bir dur. Lan burada bir sürü insan var. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Lan yürü gerizekalı. Anam, insan dolu burası. Ah siktir. Ay. Ulan Adem abi senin ayarlayacağın tekneye sokayım ben. Oğlum bayağı mülteci teknesi lan bu. Ha? Bu da bir nevi turizm hizmeti. İnsanların daha refahlı toplumda yaşamaları için çaba harcıyoruz şurada. Erde tabii komisyonumuzu alıyoruz. Baba mesleği sıkıntı yok. Horaz iyi para kalıyor mu işten? Abi getir götür ne maliyeti olacak? Emeğimizle kazanıyoruz. İşte bir mazot sıkıntı oluyor. Ben size yıllardır söylüyorum abicim. Bu Adem abi insan kaçakçısı diye bak çıktı işte. Ya bir dur. Ya yakalanırsak? Yakalanırsak adalet mülkün temelidir. Boynumuz kıldan ince. Yakalanmazsak sıfır sıkıntı. Sofya gidiyor değil mi bu? Evet. Ha oradan. Ya oğlum. Tamam horoz moroz da dürüst adam yani. Yakalanmazsak sıkıntı yok diyor işte. Tamam takılın işte ya. Ay çok kötüyüm ben. Ay. Aha. Sahil güvenlik lan. Ulan hemen mi yakalandık? Az bir şey gideydik bari ya. Nereden geliyor lan? Oğlum bunlar baya baya bizi alacaklar ya. Komutanım, mülteci değiliz biz. TC kimlik numaramı vereyim. 224, 16. Lan geliyorlar lan bunlar. Efendim biz de mağduruz. Mağduruz. Lan! Ne ara uyanıp oraya tünüyorsun? Ben anlamıyorum ki ya. Bak, böyle gezdir. Vücudunu da gezdir. Tek bir noktaya baskı olmasın zaman kazanalım. Tamam. Gezdir. Bak kayınço, çizmelerin elimde. Eğer çıkmazsan harbi bunun içine işerim ha. Bilmiş ol yani. Çık lan! Lan her sabah aynı terhane bıktım be. Bana bak. Öldü mü lan bu? Yaşıyorum. Lan resim ben kendimi uyandırdım ya. Çık Allah'ın belanı çık. Ya bir rahat bırakın ya bir rahat bırakın ya. Belki zorlanıyorum. Belki dümürümde çatlak var. Yeter be. Ayıp ediyorsunuz arkadaşlar ya. İçim geçmiş içeride. Zaten Gökhan kim ki özel hayat olsun. Gökhan yatmasın. Öten kalkmasın. Gökhan yemesin. Gökhan içmesin, Gökhan sıçmasın. Oo, kayınço, asıl tabii asıl. Boş bırakma kürekleri. Gökhan yemesin, içmesin. Adam,
Hop, anam, anam. Anam. Bana bak. Tekini bana ver lan. İzmeleri mi kapıda mı bıraktınız? Oh, köpek sidiği kokuyor bunlar. Çay isteyen var mı? Çay çay, yanaşsın çay isteyen. Evet, sucuklu yumurtamız da hazır. Yalnız tava çok sıcak, aman yanmayın. Hikmet, Hafize ana gibisin ha. Teneffüs dili ne zaman çalacaktı? Hadi yiyin bakalım kuzucuklarım. Allah rahmet eylesin. Ne iyi kadındı. Maşallah Hikmet. Ortalık sucuktan geçilmiyor. İki de yumurta kıraydın. Hayır yani her yanımız sucuk oldu. Bu çalışmanızın adı da evrendeki yalnızlık mı Hikmet hocam? Arkadaşlar yapmayın ne olursunuz ya. Namusumuzla geçinip gidiyoruz işte. Kimseye muhtaç değiliz. Fakirlik elini cebine attığında paranın olmaması değil, elini cebinden çıkarttığında birinin tutmamasıdır. Ne yapıyorsunuz be gerizekalılar? Ne var be? Kendinize gelin. Bana mı yürüyorsun lan sen ha? Of kalkmıyor beyler. Yuh. Üzerimizde bir ölü toprağı var kalkmıyor ya. Ulan paramız yetsin diye birlikte yaşayalım dedik. Şu halimize bak. Her gün yediğimiz tek şey tek sucuklu yumurta. Allah'ım ya. Bu nedir arkadaş ya? Lan! Ne bakıyorsunuz arkadaşlar? Sıra bende. Oo çok güzelmiş ya. Sarımsaklı marımsaklı. İçinde böyle acısı da var. Son kullanma tarihi geçeli bir ay oldu. Acısı ondandır. Hayır canım. Uyur musun? Durdum. Ev sahibi geldi. Ev sahibi. Aha. Almanya'dan oğlum gelecek geri Fatma. Babaannemde yaşayacağız artık. Hayır, babaannemde yaşayacağız. Hüseyin abi. Hmm, kıl dönmesi geldi. Nasılsınız bakalım çocuklar? Ha? Bakın size karpuz getirdim. Ah. Tam zamanında geldin abi. Kaynanan seviyormuş. Nedir bu suratlar böyle? Ne oldu? Karadeniz'de gemileriniz mi battı oğlum? Yok be abi. Ne gemisi? Direkt Karadeniz battı. Sıfırı tükettik. Ev sahibinin gelip ipi çekmesini bekliyoruz. Stuttgart. 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 Efendim abi! Sakin. Almanya'dan haber var. Dayı oğluna haber geldi. Senin dayı oğluna dayı mı değil abi? Sen de bütün insansın be. Sen bana şişe getirin, damatını getirin. Çok yedin ya. Sen lan bir getirin sen beni. Sonu kaçın, sus kaçın, sus kaçın. Allah belanı versin seni be. O zaman sen yedin, kaldık. Ayar! Ayar! Bayıldı lan! Bir bardak su verin lan, bir bardak su verin. Gökhan, su getirin lan, su getirin. Senin Allah cezanı versin Hüseyin abiye. Gökhan, Gökhan. Hastayı kaybediyoruz. Ne oldu bu adama? Şu Stuttgart. Ne Stuttgart'ı kardeşim? Hüseyin abi, sokayım şu Stuttgart'ına. Bir deme şunu ya. Demeden nasıl gireyim lan konuya? Allah Allah. Ense, ense, ense. Dayı, dayı, yeter, öldür bitirdin bize. Yeter, bitirdin bize. Ulan berbere gideriz. Dayarsın. Başımız sıkışır şu Stuttgart'tan seni ağzımız atacaksın. Ulan hiç tanımadığımız bir adam yüzünden. Çıkamadık bokun mantığın içinden. Dur. Yeter be. Yeter. Şu dayı oğlunun adresini ver. Ne olacaksa olsun arasını satayım. Ne olacaksa olsun. Yok abi. Bak bizim dayı oğlu Hakk'ın rahmetine ermiş. Malları dikmiş. Anladın? Ölmüş, ölmüş. Canım. Eyvah. Allah rahmet eylesin. Çok iyi adamdı ya. Sinirleri boşaldı tabii. Başın sağ olsun Hüseyin abi. Sağ ol, sağ ol kardeşim. Başına sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Abi Allah sabır versin. Sağ ol Allah. Başın sağ olsun Hüseyin abi. E tabii şimdi hiç tanımıyoruz ama her macerada da adı geçtiği için hani biz de efsane oldu kendisi. Hikmet sula beni sula. Yandım amına koyayım. Oh. İşte
önünce bana miras olarak bunu göndermiş. Bak, harita. Harita. Açtım baktım, Garipçe diye bir köy var. Edirne civarında bir yerdeymiş. Ben çok bir şey anlamadım ama bir baktım ki harita ya. Gömü var. Tabii. Gömü olunca dedim ki gömünün içinden çıksa ne çıkar? Altın çıkar dedim. Altın mı? Anlasın ki. Altın. Fatma. Mal mıyız biz? Kardeşim. Nedir bunun şimdi piyasa değeri? Bunun piyasa değeri toplasan işte... Öyle yaş dava yok beyler. Kusura bakmayın. Para lazım da bir tek bana mı lazım lan? Allah Allah. Telefonu sattırmam ben. Öyle bir şey yok. Eyvallah kardeşim. Olur. Ne olur lan o iş? Manyağa bak. Ya! Lan bu muhasebeci. Bana bak. Benim Instagram'da 8000 takipçim var. Ver şu telefonu. Oğlum akıllı telefonu. Niye benim telefonum ya? Niye ya? Sonsuzluğu alışırken, her şeyini unutmuşken, kahretsin aklım nasıl ve sen bunun farkın. İçindeki bilgileri diğer telefonunuza aktaralım mı? Yok. Hiçbir şey aktarmayın. Ne bir fotoğraf, ne de bir grup yazışması. Hiçbir şey istemiyorum. Bizde geçmişe mazi derler. Size de hayırlı günler. Size de. Kahretsin aklımdasın ve sen bunun farkındasın. Birader, selfie mi çekiyorsun? Evet, ne oldu? Yaş kaç? 58. Utanmıyor musun bu yaşta selfie çekilmeye be? Niye utanacakmışsın ya? Kardeşim, telefonu olan var, olmayan var. Belki canımız çekiyor, biz de selfie çekilmek istiyoruz. Deli misin lan sen? Deliyim lan. Tamam ya. Riyet, çekilmeyin lan. Halk açık yerlerde selfie mertliyim. Farkındasın. Vefasızlığını affedemedim. Sana olan zaafımı hazmedemedim. Aramazdım, sormazdım. Seni tanımazdım bile. Sen benim koynumda beslediğim yılan bile olamazdın. Sosyal medyaya da alıştın mı bırakamıyorsun be kayınço. Misal bir fotoğraf paylaşıyorsun. Takipçilerin like'lıyor. Sen sevinçten havalara uçuyorsun abi. Başka bir şey. Ama telefon gitti, köfte bitti. Namussuzum. Şarjı %1'e düşmüş cep telefonu gibiyim ya. İçimdeki %1'i zor tutuyorum kayınço. Hani böyle tam sevgilinle öpüşecekken böyle bir gaz sıkışması olur ya midende. Hani böyle ha çıktı, ha çıkacak dersin. Tuvalete gitmen lazım ama gidemezsin. Hayır, gitsem gidemiyorum. Kalsam altıma sıçarım, kendimi biliyorum. Öyle darlardayım yani kayınço, öyle dardayım. Of. Lan sende bir ses var. Lan ölsek gıkın çıkmayacak be. Ulan Kayınço! Uyuma lan kablo gibi! Ne bağırıyorsun ya? Gözümüzün içinden yürüyoruz şurada! Lan can taşıyorsun. Direksiyon başında uyulur mu manyak? Salak! Servet, ben zengin olmadan ölemem. Ölemem. Sakin ol Fatma, gel. Ulan niye uyandırmıyorsunuz mallar? Of. Gökhan, sağa çek, ben kullanacağım. Çek sağa, çek. Oğlum ne tutmuşuz be? Hikmet, ha? Ayağını yaşıyorum lan, mal.
İşiyorsam kendi ayağıma işiyorum. Senin ayağına mı işiyorum? Ulan üstüme işedi daha! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Daha! Senin ulan Hikmet, ulan Hikmet! Ya birbirinizin üzerinize işlediniz gerizekalılar. Koskoca tarlada geldi üstüme işedi ya. Bu hala mı uyuyor ya? Zengin olmaya gidiyoruz, varoşluk hat kafada. Servet kokuyorsun. Ne yapayım? Öncelikle müessesemize hoş geldiniz. Restoranımızı tercih ettiğiniz için size minnettarız. Abi geçmiş olsun. Sağ ol canım. Yalnız şunu söylemek istiyorum ki hiç etimiz kalmadı. Ne? Etçide nasıl et kalmaz ya? Şöyle sabah 33 otobüslük bir turist kafilemiz vardı. Sonra Lüleburgaz Ticaret Odası bir yemek organizasyonu yaptı. Katılım 10 numaraydı. Ya yoklama yaptılar, bir tane fire vermediler. Neyse, biz de zaten kapatıyorduk. Aydalayacaktık kendimizi, tam üstüne geldiniz. Lan oğlum. Aydaletme lan bana kendini, manyak mısın sen? Nasıl et olmaz burada? Etmez lan bize, etmez! Allah Allah! Bu ne biçim sandalye lan? Bu ne biçim sandalye? Değiştir içinden. Sorun var. Sandalyelerde sorun var. Aydeleyecekmiş. Aydalarım lan seni burada. Aydanmayı nasıl sıçtırırım seni? Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ne yapayım? Kuzumu kesen be ya. Hayır, madem etiniz yok, niye dükkanı açık tutuyorsunuz? Şimdi aydeleyecektik biz de diyor bir de. Aydelediğimin oğlu, Allah'ım ya Rabbim ya. Hala öfkem geçmedi. Bir daha açayım ki sorma kayınço. Servet çok acıktım. Of. Sandalyesin sopasın götüme gir. Hala sızlıyor vallahi. Servet! Allah! Tabelaya bak, tabelaya yanıyor kayınço. Burada kesin yiyecek bir şeyler buluruz. Dur orada dur. Oğlum ne yazıyor lan burada? 128 kilometre geride mi yazdı lan o? Aa, yok geri gitmek yok. Yürü. Öz manda. Sıranı bekle. Bak orada tabela var. Arkandan numara alıyorsun, sıranızı bekliyorsunuz. Bankam burası ya. Bu teknoloji buraya da mı geldi? Hop kardeşim hop, sıra var burada, sıra. Tamam alıyoruz be. Kaç çıktı? Oha! 96! Yuh! Hadi oturun, oturun. Şu çiğ yufkadan gel. Birazcık alabilir. Gel. Ne içiyorsunuz? Çay, ayran? Ayran için kuruya gidecek miyiz? Çok gelsin zaten. Allah Allah. Babam bu mu lan? Evet. Oğlum hayran oldum anne hayranı. Abi tebrik ederim. Çok iyi bir çocuk yetiştirmişsiniz. Yoklayayım dedim böyle, gözlemesini bir alayım. Ne yapıyor dedim ama helal olsun. Buyur abi, bu kesin ayakta kalma. 2 dakika sabit. Açım. Ben artık açlık sınırını geçtim. Ne yapıyor bu Gökhan yerine?
yemiyor, yanında yatıyor. Ya sen onu bunu boş ver. O servete ne diyorsun? Ha köfte, böyle takım kaptanı benim diye böyle önden önden gitmeler. Haritayı elinden bırakmamalar. Yanında da doğalgazcı Fatma. Ulan bu altınlara çökmesinden bizden habersiz. Ağzına sıçarım vallahi o zaman. Hadi beyler tempo. Arkadaşlar, cehennem çukuru burası. Ay çok şükür. Hani lan cehennem çukuru? Gerizekalı, Allah'ın malı ya. Ya yürü kayınço, sikerim çukurunu. Allah! İyi misiniz çocuklar? Allah belamızı vermeye başladı işte. Dakika bir çukura düştük. Şükran oğlum bela okuma, bela okuma ya. Vermeyeceği varsa bile verecek. Yalnız zemin sağlammış ha. Müteahhitler görmesin burayı. Tut 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 tut. Dağ çile. Vallahi da dağ çile. Gelin, 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 gelin. Oğlum toplayın lan, aç karnımız doysun. Oo, çok güzel lan. Hüseyin abi, dikkat et. Sen çok yeme, motoru bozarsın. Hüseyin abi. Derken manavcı dayıya bir kilo sardırsak mı be kayınca? Köftesinin, ben sana bu kadar dağ çileği yeme demedim mi? Yiyorsun, yiyorsun. Sonra ormanın her tarafını sıçıyorsun. Hastasıyız dede. Piero bir dur oğlum, bilmediğin şeyi ağzına atıp yeme hemen. Gel bak, orada ne yazıyor? Bazı hayvanlar gibi bazı bitkilerin de vahşi olduğunu unutmayın. Dur. Hani bir gün tamirhanede böreğin üstüne pudra şekeri diye bir şey serpiştirmiştin ya. İşte bu da onun gibi bir şey çıkarsa ne olur? Alimallah bak, burada kuğularla beraber sabaha kadar yüzersin, tutamayız seni. Allah razı olsun. Köfteciğim, yemin ederim hayatımı kurtardın. Sağ ol. Vallahi onlara yaşayamazdım ben ya. Hadi toparlan. Hadi, hadi. Hadi, hadi kaldığımız. Gel bak, ne tarafa doğru. Allah! Adamlar geyin kafasını kesip duvara asmışlar. Abi şu anda çok korkuyorum ben. Hikmet sakin ol. Tamam abi. Dikkat çekmeyelim. Ayrıca her kuşun eti yenmez. Ne alakası var abi şimdi kuşmuş ne? Oturun! Geceyi burada geçireceksiniz. Tamam, bir sıkıntı yok. Açık mutfak falan gayet iyi yani. Naber birader? İyi geldi, bir daha ver. Lan Ceberrut dayı, biz feleğin çemberine şekil verip oynamış adamlarız ha. Çakal dediğinin kokusunu bir kilometreden alırız. Mesele çakal olmakta değil yeğen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Takmışsın vitesi 5'e, çıkmışsın E5'e. Bizi eskiler tanır, yeniler örnek alır. Beyler konuşarak çözelim, şiddet çözüm değil. Yat yere yat, yat 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 yat. Yat, 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 yat. Geri gel, geri gel. Uzat. Bunları soyalım. Sakin ol. Dur bakayım. Dur.
Sen ne yapıyorsun lan? Bir çay demleyelim anacığım. Gece uzun ya. Gel. Maşallah. Kaslara bak. Aslan bunlar, aslan. Oğlum panik yapmayın. Sistemli, sistemli. Önce kazacaksın, sonra küreği ayarlayacaksın, vidalayacaksın, onu atacaksın toprağa. Ya yavaş yavaş. Hüseyin abi biliyoruz. Bir sus Allah aşkına ya. Gelme insanlar Hüseyin abi. Dayı oğlum. Aklıyla yola çıkarsan olacağı bu. Kas kas hiçbir şey yok. Dayı oğlunun aklı, senin bulduğun kürekler. Taş topaç oğlum ben ne yapayım? Çıkın lan şuradan. Tamam çıkın. Dayı oğluna bok atıyorlar. Al çıkın. Ya. Yorulduk zaten. Buradan çıkacak bu ya. Çıkacak. Eninde sonunda çıkacak işte. Nah çıkacak. Aha. Ha? Ne aha? Kürek bir şeye çarptı lan. Ay! Neye çarptı? Oğlum burada sısandık var lan. Sısandık var oğlum. Sısandık var. Şaka yapıyorsun. Hadi çıkar. Hadi çıkar. Hadi çıkar. Sısandık var oğlum. Sısandık çıkar. Sısandık var. Çık 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 çık. Şşşt yavaş. Kapağı açıyorum. Bismillah. Aç. Hadi oğlum. Aç. Hadi oğlum. Aç. Ana. Oho. Oğlum ışığı ne güzel vuruyor lan. Altını bulduk, zengin olduk. Gari, gari de gari. Zilleri takıp oynayıveririz. Gari, gari de gari. Şıkıdım, 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 şıkıdım. Gari, gari de gari. Zilleri takıp oynayıveririz. Gari, gari de gari. Lay 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 lay. Gari, gari de gari. ...8349, 8350. Çok güzel ya. Aynı köyden indim şehre filmindeki gibi. Doğru. Aynısı oldu. Aynısı oldu. Hadi bir daha. Arkadaşlar bakın son kez söylüyorum. Para yüzünden kendimizi bozmayacağız, tamam mı? Arkadaşlığımızın arasına nifak sokmayacağız. Garibanın çorbasını eksik bırakmayacağız. Benim eşit paylaşmaktan anladığım budur. İyi Hikmet, televizyonlara çıkalım o zaman. Biz altın bulduk, zengin olduk deyip bütün fakirleri Fikirtepe'deki lüküs ofisimize çağıralım. Gelip haklarını alsın, ne dersin ha? Vallahi olur, bu da bir fikir tabii. Saçma sapan konuşma! Zenginiz artık, biz zengin. Alıştır bedenini buna. Varoş. Of! Bir durun ya! Ulan altınları bulduk işte, bölüşüyoruz. Mevzuyu uzatmayın. Ellerinizi uzatın şurada, ellerinizi. Oo, dere boyu. İlk kez kader yüzümüze gülünce cebimiz zengin oldu, gönlümüzle durum eşitlendi. Bu dengeyi korumak lazım. El alemin namusuna yan gözle bakmaz iken, bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına, ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok. Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına, ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofra. Eski ve fukara hatıralarımızdan kurtulup
yeni ve zengin bir sayfa açtık kendimize. Ortancaların alınlarından öpüyorum. Canıma bir şey olmadı. Organların da yerinde. Çok şükür namusumuzla şu tarihe kadar koruduk. Yalnız sıkıntı büyük. Altınlar bizim hakkımız. Söke söke alırız diyorlar. Bence her şeyi toparlayıp elimleri buradan kurtarıp Allah'ın seversiniz olur. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Çakallar. Mesele gayet basit. Altınlarla birlikte evlerinizi, arabalarınızı ne varsa istiyorum. Yoksa Hikmet'i unutun. Şimdi arkadaşlar, gerçekçi olmamız lazım. Hikmet 44 yaşında. Yaşayacağını yaşadı. Zenginliği de gördü, fakirliği de gördü. Ama o hep iyi kaldı. Hem o da bizim iyi olmamızı istemez mi zaten? Servet. Tabii ki ister. Zaten cennete gitme konusunda bir sıkıntı yaşayacağını hiç zannetmiyorum. Çok iyi, evet. Allah rahmet eylesin. Şu kadarcık bir kötülüğünü görmedim ha. Delpiyor Hikmet, ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. İşte bu. Bize arkadaşları olarak düşen en önemli görevse onun hayalindeki o çeşmeyi yaptırmak olacaktır. Üst göz tepe çeşmesi. Delpiyer o Hikmet hayratı. Ha? Ne oluyor lan? Oldu olacak şurada helva da kavurup pişirip yiyelim yani. Hayırdır oğlum? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Aşkım, şaka yapıyorlar değil mi? Bana bakın lan. Deniyor deniyor konuşup benim asabımı bozmayın. Vallahi arkadaşlık münasebetimi keserim sizinle. Sokarım parasına puluna. Gerekirse gideceğiz, orada canımızı vereceğiz. Ama Del Piero Hikmet kardeşimizi buraya, yani ait olduğu yere, kardeşlerinin yanına getireceğiz, tamam mı? Ben şimdi bu kapıdan çıkıyorum. Benimle gelen gelir, gelmeyen burada ölür. Benim asabımı bozmayın beyler. Yürü kız. Bak bak bak. Eylem mi yapıyorlar kendilerince? Servet. Canım kocam benim. Vermeyeceğiz değil mi? Nereye? Çişim geldi. Ha iyi. Gel sonra geri. Çişini yap gel. Of çok acayip çiş. Yap gel. Ulan Hikmet. Ulan Hikmet. Ulan Hikmet. Servet, benim tanıştığım bir yaşam standartı var. Ben her şeyimi veririm ama taviz vermem. Yani bu standartımdan da taviz vermem, evin tapusunu da vermem. Bu ev çalışarak alınmaz. Anca çakallık yaparak alınır. Canım kocam benim. Yaklaş. Yaklaş.
Gömüden bu kadar altın çıktı deriz, çıkarız işin içinden. Ha? Aa. Adamlar yine çakarlarsa da altınları bozdurmaya gittiğimiz kuyumcu bizi kazıklamıştır. Kuyumcu diyorsun? Hı hı. Ha? Kazıklamış diyorsun? Hı hı. Ya Fatma, hı, sen ne diyorsun? Adam dayı oğlu, üvey oğlu. Altınların ne kadar olduğunu bilmez mi? Biz kimiz? Dış kapının çakallarıyız biz. Ay anlarlarsa da zaten Hikmet'in maksimum sağ kulağını falan keserler. O da tek kulakla idare eder canım. Ha? Ya doğru diyorsun. Fatma, ha, bazen böyle fikirler veriyorsun ki seni yatırıp geceden sabaha, hı-hı, sabahtan akşama, hı-hı, fikirlerinden istifade edesin geliyor. Servet, Fatma. İstifade et benden aşkım. Sağ devam benden Servet. Kızgın adam. Servet mi sevdi? Kızgın adam. Evet. Kızgın adam Servet. Zengin ve kızgın adam. Of of. Bu bankta son kez zengin olarak oturuyoruz tavşım. Biz bu bankta daha önce oturmamıştık ki aşkım. Doğru söylüyorsun. Ben de hiç oturmamıştım. Ama mühim olan ne biliyor musun? Bu bankta sanki yıllardır oturuyormuşuz gibi hissetmek. Tavşan, ben var ya itin tekiydim. 4 günde beni bambaşka bir adam haline getirdin. Tavşan, ben var ya gittikçe bağlanıyorum sana. Şiir yazasım geliyor ama şu ellerimdeki ter Niagara şelalesi. Tavşanım. Gökhan? Ne Gökhan'ı ya? Necmi ben. Aşkım, Gökhan arkanda. Gökhan! Necmi! Ne yapıyorsun oğlum burada? Bizi mi rahatlıyorsun lan sapık? Çok affedersin kardeşim, pardon. Hikmet'i kaçırmışlar da onu kurtarmaya gideceğiz. Müsaitseniz sizi de alalım dedim. Ha? Bir de öyle bir mevzu var değil mi? Kalk, kalk, kalk. Hadi kalk. Hikmet! Geldik kardeşim, merak etme. Kardeşim! Ben Piero. Şerefsiz mi? Hoş geldiniz şakallar. Ben dayıoğlu, nüveyoğlu Şerafettin. Şerafettin Topmela! Ne diyorsun lan? Topmela, Topmela. Kısa kesse sobaya uysun lan. Gökhan lan atar yapmasana oğlum. Hala indirindeyim lan salak. Özür dilerim Hikmet. Birden gaza geldim. Abi, Şerafettin Bey. Hadi şu transferi yapalım abi. Hadi abi. İçinizden biri çantaları bana doğru getirsin. Hadi. Ne yapıyor lan bu? Hop 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 dur ne yapıyorsun? Abi. Getirdin parayı. Abi. Tamam dur. İçinizden biri çanta getirsin. Allah'ım avradım olsun o çantayı ben götürmem. Bu lavuklarla bağlantıyı ben kurdum zaten. Kayınço sen götür hadi. Ben niye gidiyorum lan? Cüssesi en büyük benim diye göt altına ben niye gidiyorum hep? Fatma gitsin. Yuh bu kadar erkeksiniz utanmadan beni mi göndereceksiniz oraya? Hadi lan oradan. Servet. Gökhan. Gel be. Fatma haklı. Servet götürsün. Biri getirsin lan artık şu parayı. Ben getiririm. Necmi, aşkım. Senin arkadaşın benim arkadaşım. Hem insan sevdiği uğruna kendini seve seve ateşe atar. Tavşan. Aferin kız. Köfte, güzel güzel. Hevesi kırılmasın. Alsın götürsün. Hadi hadi, hadi kızım. Lan ne biçim insanlarsınız siz ya? Bu kadar erkek adam varken burada çantayı niye bu kız götürsün? O zaman sen niye götürmüyorsun? Olup atlan sen. Vallahi çok ani oldu. Bana bir kal geldi ya. Hadi artık! Bu kız kim lan? Bu niye getiriyor parayı? Yengen, yengen. Hayırlı olsun kardeşim. Tavşan dur! Dur! Bırak çantaları. Ay sus. Üvey oğul, sana 2 çift lafım var. Parayı alacaksın ama
adam olamayacaksın adam. Senin derdin ben ne? Hikmet'i bırak beni al. Zaten Hikmet'i bırakıp paraları alacağım. Seni bir daha niye alayım gerizekalı? Ne biçim konuşuyorsun lan? Hikmet'in ben abisiyim. Hikmet'i bırak beni al. Beni bırak parayı al. Hüseyin abi ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun ya? Ay gırtlağını sıkayım. Ferhat! Hayır! Arkadaşlar bir karar verin ya. Ben burada durayım mı gideyim mi? Bir şey söyleyin. Dur gitme dur. Aa yeter! Saçmalamayı kesin. Kız tavşan git. Paraları ver. Hikmet al gel. İçim şişti be. Hüseyin abi bakma aval aval. Geç sen de şöyle. Hadi. Aman size de iyilik yaramıyor. Ben gidiyorum zaten. Şşş, nereye gidiyorsun Hüseyin abi ya? Nereye gidiyorsun? Her olaydan sırt diye kaçıyorsun. Bu hikaye senin hikayen. Sonuna kadar buradasın. Heh. Ya oğlum biraz sonra polis falan gelecek ya. Ben onun için kalabalık olmasın diye. Ne polisi ya? Polis mi? Gelirken ben 155'e mesaj attım. Bizim yolumuz yol değil. Bu gidiş gidiş değil. Şu halimize bak. Bu ne lan kılıç kalkan? Ne polisi ya? Ahanda polis. Hayır. Ne oldu lan? Alman buldu o. Ne oldu? Abicim sen ne yapıyorsun ya? Allah kahretsin Hüseyin abi. Yaktın bizi ya. Ödüm kaldı, ödüm kaldı, ödüm kaldı. Kaldı. Seferinde yeni bir macera, yeni bir umut ışığı. Ama sonumuz hep aynı. Polisimizin şefkatli kolları. Abi bir saniye Fatma. Sen seviyorsun bir tanem, sen seviyorsun aşkım. Fatma, abi emniyette muhasebeci iş var mı gözünü seveyim. Hadi ticari bekleme yapma. Abi, hadi, hadi. Şey efendim biz sizinle iş birliği yaptığım için siyah kalkulardan bir tanesini alabilir miyim? Tabii buyurun. Tatile de gönderiyorum. Allah'ını severseniz dövmeyin ben bugün çok dayak yedim ya. Ne dövüyorsun sen benim kardeşimsin? Halk polis eline! Hadi. Halk polis eline! Tamam. Korkma tamam. Bizi iki senede bir böyle emniyete alıp bırakırlar abiler. Alışsınlar ya. Nein! Nein! Ben Alman vatandaşıyım. Bir kılıma dokunamazsın. Tabii. Buyurun. Hadi. Al şunu al. Üstü çoban atsın ya. Hadi üstü yürü. Çoban atsın be. Üstü çoban atsın. Beni üstü çoban atsın lan. Yürü. Beni üstü çoban alacak. Hadi. Bırakın lan kay çabuk. Al. Gir içeri. Gir içeri git. Toplan. Gir içeri al şunu. Mavi yumurtaya gel. İlkokuldan 5 arkadaşını bulacaksın. Asker arkadaşlarından da 5 arkadaşını bulacaksın. Mahalleden de 4 kişiyi bulacaksın. Ne kadar çok olursak o kadar çok kazanırız. Arpa, şerbet şotu, maya, su, arpa. Nasıl? Onlar gıdaklasın. Siz kazanın. Onlar yumurtlasın, biz kazanalım. Dünya değişe dursun, bizim için manzara hep aynıydı. Ortada kıçı kırık bir masa, iki tane de yaşlı ranza. Bana ne ya? Sen gelmişsin. Bana ne ya? Abiciğim, mahkemeye giden adam unutulur mu ya? İçeride namaz kılıyordum. Olabilir, sana gari. Kaç yolda unutabilirim. Tanımıyor musun? Ulan maskara ne bağırıyor? Bir hoş verme ya! Benim bu dilime devlet işlerini birbirinden ayırmamış artık. Kaç tut adamı lan sen bozma. Kaç aylık askersin sen? 8! Boy kaç? Bir almış. Normalde yırtman lazım senin askerlikten. Niye aldılar ki? Tanıdık mı vardı? Evet vardı. Çok seviyorum ben askerliği. Yapma ya. Benim hedeflerim var. Memleket neresiydi acaba? Kasabonu. Merkez mi? Taş köprü, sarımsak.
Tabii tabii. Yaylaları iyi iyidir. Siz ne biçim adamsınız ya? Saçma sapan hareketlere hapse düşüyorsunuz. Bir daha jandarmayacağım. Sen jandarsan ne olacak, jandarmasan ne olacak? Yol eşittir hız çarpı zaman. Ya da başka bir deyişle yemişim formülünü. Size bir şey olmasın. Aman mahkemede göreceğim, batmayın sakin. Bu ne oluyor? Karısını özledi birazcık, duygusala bağladı. Kusura bakmayın. Necmi, sen bunu dilinden anlıyor musun ya? Ya otur otur, anlıyoruz. Yanımda oturuyorsun abim. Lan ben dalga geçmeyin lan. Tamam tamam, yok yok, dalga geçmeyin diyor. Fatma bizi kaçırıyor. Fatma istifade niye kafa atıyorsun lan? Morientes. Bilerek mi yaptım lan taş kafa? Ne vuruyorsun lan çocuğa? Piç. Öyle mi bakıyorum? Arkacıma var mı askere? Tamam Gökhan. Tamam. O deriz bir adam. Tamam ne yapıyorsun? Sakin ya. Sıkarım diyor abi. Yaktırmayın lan bana askerliği. Ne dedi lan? Yaktırmayın bana askerliği diyor. Tamam tamam. Sen de birazcık sakin ol. Hemen yükselme öyle ya. Ne sen ne diyor ya? Ya abi bağırıp durma, anlamıyoruz zaten. Kime yazacağını da çok iyi biliyorsun maşallah ya. Herhalde oğlum printer gibi adamım. Yazarım, çıktısını alırım. İcabında fotokopisini bile çekerim. Ya lan abdestim kaçacak. Oğlum mahkemedesiniz. Lan biraz usul erken bilin ya. Sikeceğim. Sikeceğim çenenizin boğunu. Dursun ya. Kafa çevirmeyin. Oturun oturun. Hulusi Bey, hakim amcacığım. Ufuk'ta bir tahliye görünüyor mu bize ya? Makaranı koğuş arkadaşlarından yaptın hiç mi? Evet. Ufuk'ta bir tahliye gözüküyor Necmi'ciğim. Adalet dünyası olarak sonunda inşallah sizden kurtulacağız. Adliyenin bahçesinde toplanıp havai fişek patlatacağız. O kadar bıktık yani sizden. O derece mi ya? Hulusi amcacığım, yani bari siz makara yapmayın. Koskoca hakimsiniz. Sen de makaranı koğuş arkadaşlarından yaparsın Gökhan. Bak nasıl ciddiyet süsü veriyor. Hınzır. Kem bicimle dalga mı geçiyor çönçen? Çen bici çaka mı yapıyor çönçen? Yani çen derken yani Ufuk'ta bir tahliye var mı efendim? Olsun be! Evet ulan! Tahliye edeceğim sizi. Hüseyin abi! Hüseyin abi! Ne yapayım oğlum? Meslek hastalığı sevince bir anda şey oldu. Ama bir şartım var. Sizi şartlı tahliye ediyor. Şartlı mı? Şartı ne? Siz bir aradayken birbirinizi bozuyorsunuz. Sonra da toplumun huzurunu bozuyorsunuz. Bence de. Katılıyorum. Sana ne oluyor be? Susar mısınız? O nedenle birbirinize 100 metreden fazla yaklaşmayacaksınız bundan böyle. Olmaz ya. Oğlum be, hesap kitap ne lan bu? Uzaktan olmaz ki bu işler ya. Tentene diyecek. Yani arkadaşlık olarak türlü. Ne diyor? Ama şimdi hakim amcacığım yani Hulusi amcacığım biz birbirimizden ayrılamayız ki ya. Biz şu kadarcıktık, birlikte büyüdük. Ayrılamıyoruz ki biz. Aynı mahallede. Basın geri be. Karar bu. Stuttgart yerel mahkemesi. Başlatma Stuttgart'ını. Ama ancak efendim şimdi ayrı ayrı dediğiniz zaman bir özlem... İşte böyle. Kaderle rakip olup sahaya çıkarsan götün başın oynamayacak. Hiç ummadığın anda hars diye yerleştirirler. Ne yapacağını şaşırırsın icabında. Cuma'ya gelin. Cuma da geliyor. Dertler ayırsa bile, yollar ayırsa bile, yıllar ayırsa bile biz ayrılamayız. Eller ayırsa bile, yollar ayırsa bile,
yollar ayırsa bile biz ayrılamayız, biz ayrılamayız. Ya Mustafa, selam aleyküm. Önce eti yiyeceksiniz, sonra parmakları. Yaparsın aşkım. Bam bam, çat çat. Yaparsın aşkım. Ortam yanıyor Servet. Servet, yarım kilo köfteli kıyma versene. Makbule teyze, senin ne işin var benim hayallerimin içinde ya? Servet, yarım kilo köftelik kıyma versene. Vereyim Makbule teyze, bak hayvanın sırtından vereyim. Yanıyor sırtı, yanıyor. Yanıyor. Servet, bir, motivasyonumuzu yükseltiyoruz. Nusret gibi zincir kasap oluyoruz. İki, yaşımız kemale erdi. Direkt çocuk yapıyoruz. Şimdi mi yapıyoruz? Ne olur şimdi yapalım. Allah. Ayıp, ayıp. Dükkanın vetinin bereketini kaçıracaksınız. Eve gidin, ne yaparsanız yapın. Dur Fatma. Dur. Makbule teyze haklı. Eve gidelim. Sonra demesinler kaçak et kesiyorlar diye. Makbule teyze, ben kıymayı eve gönderirim. Ay ben şok. Ya benim sizden tek beklentim bir hav ya. Hele sen, hele sen. Bak, kedi miyavlar, kuş cikcikler, köpek havlar ya, bir hav ya. Sırtımda kamburtsunuz siz benim. Allah Allah. Ah, ah. Ulan, şuraya bak. Küçücük köpekten bu kadar bok nasıl çıkıyor? Hadi ateistler bunu da anlatsın. Bağırmayın canım köpeklere. Onlar bizim dostumuz. Bir hav diyeceksiniz. Sadece küçük, kibarca bir hav. Bağırmayayım, olur biter işte. Saygı, sevgi çerçevesi. Hanımefendi, avrunuz çok yüksek. Avro değil o cahil. Aura, aura. Ben ne dedim ya? Aura, aura. Gerizekalı sapık. Lan ulan. Muhabbetin içine sıçmazsanız iyi olurdu be. Hadi yürüyün. Evinde bir ürün. Gelin gelin. Zengin biri ölmüş vallahi. Son kapamasını biz yapalım. Bahşişe yeşil olur. Gel gel. Selam. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Hocam kolay gelsin. Başınız sağ olsun. Çok sinek yaptım seni. Gelin evlatlarım. Gelin dökün dökün şöyle. Kardeşler dökün. Dökün. Başınız sağ olsun efendim. Efendim kaç yaşındaydı merhum? 98. Yuh maşallah 98, 2 sene daha yaşasa üçlü rakamlara ulaşacakmış. Allah uzun ömür versin derken ya Allah sıralı ömür versin. Ne yaşamış bu? Bismillahirrahmanirrahim. Dökün, dökün evladım, dökün, dökün ki huzur bulsun mefta, cennet bahçesine dönüşsün. Yaptı. Oğlum ne yapıyorsun? Ayağıma değil, mezara, mezara ne yapıyorsun? Kusura bakmayın, kendisi kördür de. Oğlum her tarafa dök. O da sağırdır, o yüzden duymuyor. Hey! Dökme yeter gel. Tamam yani biz böyle işte körler sağırlar birbirini sağırlar durumdayız. Biz istemiyoruz sumu, biz kendimiz dökeriz. Hadi. Olur mu beyefendi, bu bizim görevimiz, biz mezarcıyız. Ölmesi sizden, gömmesi bizden slogan da bana ait yani. Sevap olsun diye. Ne sevabı lan? Lan konuşmayın yalnız beyefendi. Bakın ben Fikirtepe çocuğuyum, yemin ederim tersim pis olur ha. Lavuk! Avuk derken öğle yemeğinde tavuk vardı. Tavuk. Kaçın lan! Silah neymiş lan? Tank sürseydiniz bari üstümüze tank. Kimsiniz bayan? Ben Müjgan. Beni hatırladı mı Gökhan? Hars.
Kahvehane yudumlar iner, tane tane sohbetin her biri bahane. Göz gözü, göz beni görmüyor, kimse kimle konuşuyor bilmiyor. Bilse de pek fark etmiyor, zaten o anda iş bitiyor. Yat, geliyorum çünkü seni seviyorum. Dur, geliyorum çünkü seni, seni seviyorum. İstiyordum ama evlenmek istemiyordum. Erkeklerin ne yavşak bir tür olduğunu çok genç yaşta anlamıştım. Yani senin anlayacağın, seni damızlık olarak kullandım Gökhan. Ne yaptın, ne yaptın? Seni damızlık olarak kullandım. Yanlış oldu galiba hanımefendi. Ben Gökhan değilim, Hikmet ben. Hikmet. Bye. Yemezler kayınço. 17 yaşında nur topu gibi bir kız çocuğumuz var. Ortadan kaybolamazsın. Harç diyorsun yani. Tamam tamam, neyse. Çağır önümüzdeki hafta, gelsin tanışalım. Yalnız benim vaktim yok Gökhan. Cezaevine gireceğim, saat 5'te kapanıyor. Ne? Tanışırsınız diyeceğim. Babacığım. Merhaba, Leyla ben. Kızım. Sen benim babam değilsin. Ne biliyorsun? Belki olurum. Memnun oldum kardeş. Ben de Gökhan. İstersen DNA testi yaptırabilirsin Gökhan. Biraz sever misin? Hastasıyım. Kesin benim kızım, kesin. Söyledim. Aldıramaz mıyız? Dayı, metrobüs şöyle ileride bir yerde dayıcığım. Yani ben hiç binmedim, tabii bilmiyorum yani. Sana mı sorduk lan? Ezik. Sokuk. Çıktı oyla. Sokuk. Lan rahatız dedik ama bu kadar da değil ya. Kim bilir kaç tane lavuk vardır içeride. Ulan akçakallar burada olacaktı ki mevzuyu en pis yerinden çözecektik ama. Ak Gökhan lan, Ak Gökhan ya. Senin ben şansına sıçayım. Ne bakıyorsun lan? Sokuk. Şimdi önümüzde iki tane yol var. Ya ayrılacağız ya evleneceğiz. Hani sen diğer kadınlar gibi evlilikçi değildin ha? Saçma sapan konuşma. Evlilik olmadan da ilişki yürür kategorisine hemen geri dön. Şu saatten sonra bokumuzda boncuk aramayalım. Güzel kardeşim. Güzel kardeşim senin anandır Necmi. Anayı bacayı karıştırma tavşan. Belden aşağı vurmayın Necmi'ciğim. Sen nereden çıktın Hüseyin abi? Hüseyin abi. Seni Allah gönderdi. Allah açtı bu işe, karıştırmayın Necmi'ciğim. Al beni al. Ah, debelenme şurada, debelenme. Tabii hassas bölge.
Necmi'ciğim, evlilikte bu tür şeyler olur. Birbirinizin kalbini kırmayın. Bak Mualla ile rahmetliyle. Ya Hüseyin abi, biz evli değiliz. Sıkıntı o zaten. Götünle mi dinliyorsun bizi? Öf! Oo. Ne yapıyorsun Sigertel? Ha? Martin Sigertel, ne yapıyorsun diyorum. Hiç abi. Şöyle biraz geri dur da trafik kazası çıkmasın Servet. Abi pardon ya. Biz içeride yeğiş şey... Ben bir hallendim de. Genel olarak üstüne alınma yani genel. Ne ya? Hadi ya. Kardeşim sen ne zaman öldün ilk kez sana ne olur? Hüseyin abi. Hüseyin abi. Burada da mı huzur yok arkadaş ya? Oğlum yarım saat sonra çıkarım ben dedim. 2,5 saattir içerideyim. Dondum her tarafım ya. Aşkini bom çekella. Aşkini bom çekella. İçeri. Bizim o Sisoko'nun kucağına zıplarken gördüm. Zıplama senin gibi kuralların tabiri kayınço. Bence sevgi gösterisi. Seninki sevgi gösterisi değil, sirk gösterisi gibiydi maşallah. Kurda emanet edilen kuzunun acıklı hikayesi. Bak annen gibi beni de o kara deliğe sokma. Derhal ayrılacaksın o Sisoko'dan. Onun adı Aşkili Bom Çikella. Bizim mahallede ona çift taraflı bant derler. Fitilli kadife derler. Aşkili Bom Çikella kadın buna ha. Ona be! Aşkili Bom Çikella. Ay bu ne tesadüf. Sinan ben. Sinan Keçicizade. Keçicizade gillerden. Ben de Mesut komiser. Vatan emniyetten. Şaka şaka. Şaka şaka yaptım. Ben de Gökhan. Kayınço Gökhan. Fikirtepe'den, mahalleden. Aşkili Bom Çikella'm, çok şanslısın. Yıllar sonra babanı buluyorsun ve kendisi şaka yapabilen bir homo sapien çıkıyor. Gülmekten altıma doldurdum. Keyfim gözümden çıkıyor. Tadımız tuzumuz kaçtı Aşkili Bom Çikella'm. Çok memnun oldum. Shall we? Aşkili Bom Çikella ne lan? Sisoko! Bir daha kızıma öyle şeyler söylemeyeceksin. Bak zaten tipine uyuz oldum. Konuşma desen zaten offside. Evladım olsa böyle cebine uyuşturucu sokup attırırım içeri. Ödenece yani. Aşk gitti. Bom çıkarımın nedir artık ne boksa ne lan o? Bana sen ne anlarsın lan? Ha götürdü. Ne anlarsın aşkın? Bir daha kızıma öyle şeyler söylemeyeceksin. Ulan sen daha kaç yaşındasın lan? Bir hiç. Kayınço. Başımıza diktatör kesildin be. Daha dün bir bugün iki. Ne oluyor? Hey. Şşt. Bir daha ihtiyarlarla böyle konuştuğunu duymayacağım. Bir gün biz de yaşlanacağız, elden ayaktan kesileceğiz. Kafamız çalışmayacak belki de. Beyin ölümü gerçekleşecek, çok ayıp. Kızım kendini niye çıp 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 yaptırıyorsun? Delirtme lan adamı! Ne çıp çıp lan? Ne diyorsun lan? Fikir tepe çocuğum ben! Muhakkak, muhakkak. Hayatım, sen istersen arabaya geç. Hı? Ben geri kalanını konuşayım. İnanılmaz şeyler oluyor. Yaptırım seni! Ne yapıyorsun baba ya? Acayip bir adam. Acayip. Bayıldım. Bayıldım babana.
Nereden başlıyoruz? Böyle yapınca acıyor mu? Acıyor. Böyle yapınca. Aa, acıyor Hikmet. Böyle yapınca. Aa, acıyor. Ya, sikeceğim. Aa, ne biçim vuruyorsun lan? Aa, marjinalmiş gene. Zamanında bacıma Mustafa dediğini bir bulayım. Ağzının ortasına sıçacağım. Ay şokuntu. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Biriniz mangal dumanında boğulur, biriniz zikir çeker. Bir böyle saçma sapan şarkı söylemeler, dans etmeler filan. Ne oluyor ya? Siz tarikat mısınız? Yeni kurbanınız ben miyim? Yok 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 yok, ben o işleri bitireli çok oldu. Ama bu benim muhafazakar duygularımla şey yapıyorsa bak eleştiren... Ben senin dayın sayılırım, ayıp ama bu yaptığı gerçekten. Hikmet bir sus Allah aşkına. Gel kızım oyna sen, boş ver onu. Hadi salla sen, salla. Oo. Ablanım ben senin. Oluyor. Oluyor, oluyor, salla. Leyla, sen benim kızımsın. Ne, senin kızın mı? Baba. Yavrum sen aynı zamanda Necmi'nin kızısın. Necmi, ortaya karışık çocuk mu yaptınız? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Evladım sen aynı zamanda Hikmet'in kızısın. Tövbe estağfurullah, yalan. Hayatımda bir kere bile cinsel münasebete girmedim maalesef ki. Kuru iftira, kuru iftira. Hiç kimseye yapmadım lan. Hemen kendimizden uzak tutalım bunu ya. Ay, Allah Allah, saçma saçma konuşmayın. Diyorum ki yani o hepimizin kızı, yani kızı sayılır. Biz resmi olmasa da kardeşiz ya, o da bizim bir kardeşimiz sayılır anlamında. Kızımız diyecektin aşkım ama kardeşimiz dedin. Tamam işte o da bizim sevdiğimiz bir kardeşimiz değil mi? Yanlış söyledin. Kızımız mı kardeşimiz mi? Onlar da şey yapıyor. O zaman kız kıza ip atlayalım. Ay devrelerim yandı şu an. Hüseyin abi ilk defa arka. Hüseyin abi gelmeydi. Necmi yavaş et. Hadi be oğlum. Sen tamam. Lan kızıma çalışmayın, geç şu tarafa. Ne yaptın lan kızıma, beyin sarsıntısı mı geçireceksin lan? Hikmet. Ay kızım, doyamadım sana. Abartma be kayınço. Dur be Gökhan, dur. Bilerek mi yaptım lan sanki? Beyin travması geçirdiğimde. Ya kayınço sen... Servet yaşıyor mu? Tamam tamam, bir nefes açılın siz, açılın. Bir şey söyleyeceğim, bir suni teneffüs falan mı? Lan siktir lan oradan! Kızım, kızım doyamadım sana, ne oldu kızım? Ay, kendine gel. Çekil, çekil, çekil. Aşk gibi bom, çekil lan. İyi misin? 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 Nereden çıktın lan sen? Soko! GPS diye bir şey var ihtiyar. Hayatım iyi misin? İyiyim burama doktor. Kızım gel. Yok, yok bir şey yok. Biz iyileştiririz seni. Müsaadenizle ben Leyla'yı götürüyorum. Nereye götürüyorsun lan? Götürmek ne demek lan? Bunu ben hepinizden daha iyi bakarım. Doktor musun lan? Başhekim misin sen? Gel buraya kızım. Gel buraya. Hayır biz bakarız ona. Hepimiz bakarız ona. Kayınço. Ha? Sinan'la gideceğim. Haberleşiriz sonra. Ay çok minnoşlar ya. Ama kızım. Ben gidiyorum. Ya, kızım biz şeyden. Ama. Sinan'la gidiyor, Sinan'la geliyor. Bunu aklınıza sokun çakallar. Ha, çakallar. Bu arada Leyla'yı gerçekten götürüyorum. Bu mu lan? Seviye bu mu? Bu mu seviye? Al o zaman. Ah, ah, bunda yalan. Ben ne dedim? Bu namussuz kötü emellerine alet edecek kızım. Kızım. Bunun ben emellerine sokayım kayınço. O zaman Fatma'nın planı yattı. Yani tam aksine kızı çocuğa daha çok bağladı. Aynen. Ne? Ne? Bir şart tekili ver bana. İçin için. Sonra milletin karısına kızına sattın. Sisokkolar. Hey hey. Ne diyorsun Bob? Kendine gel Muruk. Sen ne diyorsun lan? Sokuk. Dayı bak yalnız ben Sinan'ın kankasıyım. Ona göre aklında olsun yani. Aa, öyle mi? Aa kro. Ay manyağa bak. Başka bir şey isteyen var mı? Ha? Aa.
Ne olmuş bu ne ya? Tam içiyorsunuz, içiyorsunuz. Ondan sonra... Evet gençler, yazık mısın? O zaman için bakalım, hadi. Abi sen ne içmiyorsun ya? İçsene şundan. Ben içmiyorum, tövbeliyim. Böyle şeyler kullanmıyorum. Alkol, alkol deli ediyor beni. Bununla alkolle alakası yok. Ya meyve kokteyli bu. Biz amacı olmayan grubuz zaten. Alkolle falan ne işimiz olur? İç abi sen. Harbiden lan. İç abi. İç. Gökhan! Meyve suyun bu. Ha, meyve suyu, meyve suyu. İç abi, iç, 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 iç. Oh, oh. Yarasın abime. Sıcaklar da iyi yedim. Biraz acımtırak bu. Greyfurt kokteyl abi onlar. İç sen, iç. İç iyi abi. Oldu. Vallahi serin serin. İç abi, iç. Oh, iç, 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 iç. Yarasın abime. Bunu da iç abi. İç abi. Yılan. Nasıl abi? Kendine geldin değil mi? Öyle bir sinerji. Enerji. Değil mi? Öyle bir şey ol. Ne oldu abi, ne var o? Kendine gel abi, kokteyl bu. Ne içirdiniz lan bana? Abi kendine gel. Ne koydunuz oğlum bunun içine? Abi kokteyl abi. Abi bir şey atmadınız değil mi lan bunun içine? Abi atmadım. Allah belanızı versin lan. Ay. Gökhan! Gökhan, ne içirdiler bunlar bana Gökhan? Gökhan! Yine mi lan? Yine mi lan? Niye benim başıma... Yanlış yapıyorsunuz! Yanlış yapıyorsunuz! Yanlış yapıyorsunuz! Abi iyi misin? İyiyim, iyiyim. İnecektim zaten. Biraz hızlı oldu. Gökhan nerede? Gökhan! Buyurun efendim. Ersoy, sen garsonları ve herkes görev başına. Ben bu tarafa gidiyorum. Sen o tarafa gidiyorsun. Hadi bakalım. Seni denedim. Necmi! Kermit! Benden büyük mü abi? Mostaki, mostaki, mostaki. Şunların tatlılığına bak be! Utanmasam götüme sokacağım. Utanma aşkım. Utanma. Kimse kıpırdamasın. Ay, ne oluyor be? Al şunları, çık o. Çık yukarı, çık yukarı. Memur bey, bir suçumuz yok. Gerçek. Part-time garsonluk yapıyorum gerçekten. Yoksa ben de devlet memuruyum. Mezarlıklar müdürlüğünde çalışıyorum. Efendim, ben... ocakta yemeğim var. Müsaadenizle. Ben aslında yani parti için geldik buraya. Parti var dediler, geldik diyeceğim ben yani. Ne yaptınız lan buna? Ben kafasında vazo kırdım. Tebrik ederim hanımefendi. 6 aydır bu şerefsizin peşindeydim. Kuzen Volki midir, nedir gerçek adı? Bravo. Al şunu, al şunu. Ölmüş mü? Öldüyse yandık, ölmüş mü? Yaşıyor pezemek. Pezemek yaşıyorsa bizim bir suçumuz yok amirim yani. Biz de mağduruz yani burada. Durun, polis. Dehermişiz. Bu ne lan? Gerçek polis gelmiş buraya. Hay şansınız. Ne yapıyoruz peki? Ortak karar. Vındırata belli. Amirim, ben DJ'yim ya. Ne DJ'yim? Ha yok, bir şey DJ'yimden değil yani de. DJ'yim o ki, ben DJ'yim. Sal bizi gidelim başka. Ben de başka bir şey DJ'yim sandım. Kim olduğunu biliyorum köfteciğim. Seni daha önce 2 kez tutukladım. Hatırladın mı? Ben Cengiz. Cengiz amirim, ne haber ya? Ya sen geçen tutuklamada yoktun. Neredeydin sen? Ben o ara yıllık izine çıkmıştım yengenle beraber. Yara kıvalık, ayvalık falan derken iyi oldu. Çiko, ne anlatıyorsun oğlum? Ne anlatıyorsun? Hadi gidin, hadi Ayşegül gidin ya. Allah Allah ya. Amirim, bir tutuklama var mı bizim için? Ne düşünüyorsunuz? Açıkçası her seferinde tutuklama olacak diye bir kaide yok. Ben yavşakları tutuklamaktan yanayım. Siz garibansınız. Takılın. Ay ne şeker! Takılın mı dedi o? Takılın ne ya? Tutuklama yok dedi lan. Nasıl yani? Yıllarca deli gibi kafamın içinden dışarı konuştum. Artık öğütlerimi vereceğim bir kızım var. Şimdi o düşünsün. Mesele çakal olmak da değil kızım. Asıl mesele
çakallarla dans edebilmekte. Babacım, öpeyim. Önce baba dedi. Baba. Babacığım. Babacığım. Babam. Ay ben bu gerçeğe duygulandım Serpil. Bana bak lan. Polis minibüsü geri dönmesin. Siz de taşrak geçtik deyip almasınlar bizi. Öyle canım, ağzını bir hayra aç. İlk defa tutuklanmamışız. Keyfini çıkar şunun. Manyak mısın ya? Sadece suçlu insanlar mı tutuklanıyor oğlum? Bak, politik mizah. Bayılırım. Ya abicim, girmeyin şu mevzulara. Deli misiniz? Manzaraya bakın, keyfini çıkarın. Hatta inceden tırıs tırıs hazır tutuklanmamışken... Hadi abi, hadi gidelim. Dur, nereye gidiyoruz? Gel lan buraya. Gel, gel, gel. Babacığım. Kayınço bir daha baba dedi lan. Gel. Kızım benim.